sor. Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun. Sebebi çok. Seni bu saatte rahatsız etti, kusura bakma. Rahatsızdım biraz ama bizi kırmadan geldin. Allah sen tuttuğunu altın etmesin ama bakır etmesin. Yanına koyma bunu senin yanına. Bugünü yaşamayan çıkmaz yarına. Yaptığından körlüğün olur bedeli. Dileneceksin insaf kalmaz yanına. Gülben Ergen diyoruz. Al sana ettiklerinin bedeli. Al sana çektiklerimin ederi. Al sana en acı kırmızı biberi. Peki babanın en sevdiğin şarkısı ne Elif? Aa yok artık. Bitirdin beni. Beni bitirdin. Ben bittim şu anda. Benim şarkımı bilmiyor musun? Arzum habbesi. Arkadaşlar çekenin ne çektiğini biz nasıl biliriz? Bilemeyiz ki. O neler çekti? Canım gel 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 dert arkadaşım, yol arkadaşım gel. Seni seviyorum canım. Gel biraz daha gel gel. Hah. Bu akşam kimler var biliyor musun canım? Bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Neler var neler yok. Biraz da millet merak etsin az sonra. Şimdi kim geliyor biliyor musun? Serdar Ortaç geliyor. Serdar geliyor. Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize. Adımız bir arastaya çıktı mı yüze, bakan yok. Yatıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze. Bu zamanlar fazla gezenlere bize, veren yok. Nasip olsun en güzel aşktan bize, bize. Adımız bir arastaya çıktı mı yüze, bakan yok. Sanıyorlar diz çöker aşk önümüze, önümüze. Bu zamanlar fazla gezenlere bize. Hayat beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun. Sebebi çok, şeytan diyor ki yanaş şuna. Adını anma sataş şuna. Deli kader seni karşıma çıkaracak mı bilen yok. Can üzülür buna taş değil. Çekilecek gibi aşk değil. Bu gönül her şeye aç değil. Doyuracak mı bilen yok. Şeytan diyor ki yanaş şuna. Adını anma sataş şuna. Deli kader seni bir gün karşıma çıkaracak mı bilen yok. Can üzülür buna taş değil. Çekilecek gibi aşk değil. Bu gönül her şeye aç değil. Doyuracak mı bilen yok. Bravo. Çok tebrik ediyorum. Sen yine şeytana uyma. Bari bir laf duydum orada, şeytana uymasam. Hepimiz hatalar yaptık, ben de yıllarca. Ama... Sen de diyebilirsin. Yani illa yapmışızdır, illa. Hatasız kul olmaz Orhan baban dediği gibi. Hatasız. Ya. Kul olmaz adamla, sev beni. Vay vay vay, dara dediğim. Hatasız. Okuyorsun be baba, oku. Soru olsun. İyi, sen ne zaman istersin? İzmir nasıl? Ben senin konuğunum ama benim merak ettiğim 50 tane şey var. İzmir nasıl? Süper. Mesela örnek. Her şeyi süper. Bir yakın zamanda bir deprem geçirdi. Allah ölenlere rahmet, kalanlara sağlık.
Yaralılara da sağlık diliyorum. Sabır da versin Allah. Çünkü hakikaten kötü bir depremdi yani. Ama her şeye rağmen bırak deprem, insanlar can derdinde, Kırgızlar mal derdinde. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi televizyonu izle izle kahroluyorum. Seni bu saatte rahatsız etti, kusura bakma. Rahatsızdım biraz ama bizi kırmadan geldin. Allah senden razı olsun. Allah sen tuttuğunu altın etmesin ama bakır etmesin. Zaten altın da verse, bakır da verse hepsi gidiyor. Sorma. Paraya değer veren bir adam değilsin. Ben bunu biliyorum. Sorma. Verir misin değer? Maalesef veremedim. Rahmetli babam da öyle diyordu. Paraya değer vermiyorsun diyordu. Vermedik. Vermemek de lazım ama vermemek de lazım derken ama parasız da olmuyor biliyorsun değil mi? Bazıları mezara götürecek İbrahim abi parayı. Diyorsun. Çok biriktiriyorlar. Nereye koyacağım mesela mezara? Bilmiyorum işte biz yani öldükten sonra sevenlerimize iki kuruş kalsa yetmez mi? Yeter. Allah bereket versin. O kadar. Muhabbeti bile yeter ya. Yok şunu niye bırakmadın? Bir de diyecekler ne kadar az bırakmış. Yani servet bıraksan ne olacak? Acaba çocuk nasıl yiyecek o parayı? Nilgün Belgün'ü davet ediyoruz. Hoş geldin karalı insan. Karalar içindesin. Niye? Hayırdır? Bilmem zayıf gösteriyor diyedir. Allah Allah. Sen de mi öyle Serdar? Siyah zayıf gösterir diyorlar. Kadınların hepsi öyle. Evet ama siyahın da ayrı bir asaleti var. Siz de aynı siyah ağırlığı giymişsiniz. Baba bütün sözler kapora. Peki İbrahim abi zayıf görünse ne olacak? Mesela zayıf olmak daha mı iyi bir şey? Yani kadınlar neden zayıflığa kalkıyor? Dünyada en güzel şey zayıflık. Aa. Vallahi bile. Biraz kilolu olsa ne olur mesela kadın? Olmaz. Kilolu bayan sevmem. Şimdi ben sevilmiyor muyum? Yok sen seviliyorsun şu anda. Sen fazla, kilolu musun yani? Fazla kalın değilsin. Balık eti ama hangi balık olduğuna bağlı. İbrahim abi Kanuni Sultan zamanında ortalama kilo 80'miş kadında. 80. Allah aşkına. Vallahi bak. 80 öyle mi, kilo. Öyle mi seviliyorum? Haremde herkes 80-90'mış. Eski resimlere bakın hep tombul tombul kadınlar. O zaman zayıf oymuş yani. Allah Allah. Ya. Ne yapacağız şimdi peki? Bunlar zayıflama peşinde işte. Ben değilim. Ben bugüne kadar İbrahim Bey hiç vallahi şey ne diyorsunuz rejim hiç yapmadım. Ben mutluluk için yaşarım. Ben bana mutluluk... İbrahim Bey demesen İbrahim'cim de. İbrahim'cim ama ben, öyle ben saygıdan söylüyorum. Belki bir şey düşünebiliriz. Kilo gitti bir anda bakıyorum. Aynen. İbrahim'cim o kadar unutuldu. O kadar güzel söyledin ki. İbrahim'cim deyince her şey unutuluyor. Aynen. Mu? Cim ya. Cim. Cim çok beradır. Mustafa Özsundak diyeceğim ama onun bir takım şeyleri var biliyorsunuz. Hep baba dizilerle oynadı. Babaların babası o. Enteresan. Yakıştırıyor abi. Oyuncu adam, oyuncu, oyuncu. Miçi! Mustafa Özsundak! Neredesin? Gel ağam gel. Herkesin çok şişman bir görünce şaşırdılar. Sende korona olmaz. Sende korona yoktur. Niye? Çünkü zayıfsın ya. Geç ağam. Ortadasın bir şey. Mırro. Daha mı doğru olur? Mikrofonu aldım Mustafa abi. Evet abi. Mırro mu diyeyim? Ya arkadaşlar Mustafa diyorlar. Mustafa diyorlar. Ben de arkadaşım, ben de Mustafa diyeyim o zaman. Allah razı olsun abi. Şimdi ne yapıyorsun? Yine çukura geri döndün. Aynen abi, çukurdayım. Flashback gösteriyorlar değil mi? Evet abi. İşte. O, ben seyrettim lan. Bir de sinemacılık şey var ya bende. Dedim ki bu ölmüştü, nasıl dirildi? Abi... Nasıl edecekler dedim. Bir vakti flashbackmiş. İşte abi diriltiyorlar Allah razı olsun. Götürüyorsun. Hafiften hafiften. Evet abi. Çok evet, heyecanlandım abi. Kusura bakmayın sizin yanınızda. Efendim? Çok heyecanlandım diyorum sizin yanınızda. Estağfurullah. Benimle alakalı çok şey yapmışsın sen bir ara. İboşova da çıkmışsın sen geldin. Ajda Pekkan'la öyle dedin değil evet, mi? Evet abi çıktım. Şöyle olmuştu abi. Evet. Siz çağırmıştınız. İlk başta biz o zaman Kutsal Damacana'yı çekiyorduk. Setteydim ben. İsmini anamayacağım bir kişiyi önermiştim ben size. Evet abi. İsmini söylemek istemiyorum çünkü... Evet evet. En aşağıda. Yok sonra işte ben programa çıktım. Ajda Hanım beni tanımıyordu haklı olarak. Ya Kutsal Damacana derken... Uzaylı gibi bahsetmiyorum ha. Bildim abi uyandım tamam. İşte zaten... Hayır, başrol oyuncusu kimdi? Bendim abi. Sen miydin? Evet. Ben de şey, Şafak zannediyorum. Şafak abi. Filmi seyrettin değil mi abi? Rezil olmuyor millete.
Kriz geldi. O damacanadan bir şey çıkıyor, bir şeytan çıkıyor. O değil mi? Abi ben kurt adamdım. Ha kusura bakmayacağım, bir tane kadın bile yatağa sarılıyordu. Tabii o şeytan da abi, ben kurt adamdım. Benden zaten Danimarka prensi bekleyemezsin. Kurt adam. Ha Aydemir de vardı değil mi? Evet Aydemir abi. Aydemir abi hep var. Sen kutsal damacana derken neyi kastettin? Kutsal damacana. İki. Kurt adam. Ben iki de o köpek olan bendim. Hay şey diyeceğim ya. Ayıptır ya. Ya Kutsal Damacana, bu Şafak'ın oynadığı bir film vardı. O değil mi? Evet evet, Şafak abiyle beraber oynadık. Tamam da bir tane kız var. Şey, Büşra. İlk de oynadı. Şeytan oynadı. Şeytan ha? Evet, ben ikincide köpek oynadım abi. Ne oynadı? Köpek. Hayır, yanlış şeyden bahsediyoruz herhalde. İnsan oynayan var mı, insan oynayan? İnsan olarak başladım. Sonunda beni köpeğe çevirdiler. Ona göre de kazandık ama abi. Abi ben gideyim. Ya bu Kutsal Damacana'yı bir çözek. Sonra Gülben Hanım'ı çağıracağım. Kutsal Damacana'yı bir çözek. Çözemedim ben daha hemen. Hayır, ikinizin aynı filmden bahsettiğine ben emin değilim. İbrahim abi filmi seyretmemiş. Lan namusuma seyrettim. Vallahi seyrettim ya. Abi ben orada tanımıyorum. Köpektim, o yüzden tanımamışsın. Sen bize... köpeksen ne yapsın adam? Nasıl tanısın şimdi biz seni? Ya havlayayım mı, ne yapayım? La ilahe illallah Muhammed ya Resulullah ya Rabbi tövbe. Ya şimdi kardeşim, evde bir kadın var. Kadın Şafak'a aşık oluyor. Ben abi köpektim yani. Hayır, sen... Aşk yok bende. Bir dakika, sen bu filmde oynadın değil mi? Evet evet. Yani hani kadın adama aşık oluyormuş. Yok ben köpek oynuyordum. Kurt adam. Anladı herkes köpek olduğunu. Hayır anladık da, anladık. Hikaye doğru. Ya ben köpek... şimdi o hayır, değil, değil. Benim anlattığım bu film... hikaye doğru değil. Benim anlattığımda Aydemir yoktu bir defa. Vardı abi. Yoktu. Vardı abi. Kardeşim yoktu diye. Abi bana. Vardı, beraber oynadım. Hayır, siz ikiniz de farklı filmden bahsediyorsunuz. Aynen. Bu şeyden, Corpacino'dan bahsediyor. Yok abi. Aydemir Corpacino'da vardı. Ki, Corpacino 2 değil abi. Abi hatta ben Aydemir abiyi ısırdım, o da kurt oldu filmde. Söylüyorsun. Evet. Ben oynadım ya. Aydemir işte. E var, ben var diyorum işte, İbrahim abi yok diyor. Bunlar nasıl bir kavim? Birini ısırıyor o sen köpek. Sen bir şey oldu. Anladın mı burada? Hiçbir şey. Ben bir tane hatırlıyorum. Kadın yatıyor, iplerle bağlı, çığlık atıyor. Bir de tavana yapışıyor. Heh, papaz geliyor, tavana bu, yapışıyor. Bu kurtar damacana bu. O bir mi? Allah benim belamı versin. Ben oynamadım abi. Ama sen ikide oynamışsın. Şerefsizim, yalan söylüyorum. Mustafa sen ikide oynamışsın hayatım. İbrahim abi bu çekimden sonra en az 5 milyon Kutsal Damacana'yı izleyecek. Göreceksin. Hayır. Abi tövbe, bir daha oynamam. 12'si de mi vardı? Abi 3'ü de var, 4'ü var. Elifada sen biliyor musun kızım? Kutsal Damacana'yı. Nerede? Seyretmedin mi? Sen o zaman yoktun. Seyretme amcam. Hakikaten bak, nasıl şimdi çıktın meydana? Aynı ki bahsediyoruz ama aynı filmden değil. Hayır, siz farklı. Hayır, aynı adı aynı filmin. Burada ama... anlaşalım. Ama bu filmin biri var, ikisi var, üçü var. Bu arkadaşım ikisinde oynamış, ikincisinde. İkisinde Aydemir yoktu. Var mıydı? İlkinde yoktu mu abi? İlkinde yokmuş ilkinde. İlkinde şeytan vardı. Evet, sen köpektin orada, evet. Ama ayıp oluyor. Ben kendime söyleyebilirim ama. Siz evet. Karşı taraftan söylenince insan geliyor. Evet, sevgili dostum, sevgili arkadaşım Gülben Ergen geliyor. O da gelsin, katılsın aramda, o da gülsün. Çünkü çok güldük, onun da gülmeye ihtiyacı var. Gülben Ergen diyoruz. Bir şeydin her zaman, illa farklı özel olacaksın. Varsa vardır, yoksa yok. Karizmayı böyle çizdirdin. Ne kendine faydan dokundu, ne bana bir an huzur verdin. Nasıl bir vakaysan artık canımdan bezirdin. Şimdi açarsın bir şişe, bir güzel içersin geçmişe derken kafalarda güzel.
sayılmazsın. Dürtmeseler ayılmazsın. Sistemin işi uymaz satmak. Seni sen bile tanıyamazsın. Neyi neden yaptığın belli. Aslında kızmamam gerekli. Ama kalırsam da kaldıramam. Seni türbünler delirtti. Şimdi açarsın bir şişe. Bir güzel içer. Vay vay vay. Burada yazdın ha bunu oturmayı. Oturmayı burada yazdın ha. Hı-hı. Ayakta. Evet. Sen ananın sesini beğenmiyormuş. Neresi? Neymiş? Ananın sesini beğenmiyormuş. Ha, hiçbir şeyimi beğenmiyor ama çok selam söyledi. Ellerinden öperim. Güzellikler, sağlıklar diledi. Saygılarımı söylüyorum. Ekranlarda yani. Bekliyoruz dedi. Gülben'in anası sana buradan selam söylüyoruz. Döndüstent Mugu. Bayılır. Merhaba. Ne haber? Merhaba, iyilik. Ne muhabbetti damacana damacana. Bu Nilgün'ün kahkahası ne olacak? İnsanın sıkıntısını alır. Sabaha geçti. Şen kahkaha. Abi bir gülerim. Evet, hem gülersin hem güldürürsün. Hem gülerim hem güldürürüm. Şimdi sen de oyuncu arkadaşımsın. Nilgün de nasıl olacak evet. Bu? Çözelim bir. Sen de kara giyindin. Ben Zeyno'yum. Ya karalar içindeyiz arkadaşlar. Bu ne ya? Evet ya. Gülben bizden önceki benim dizide damacana değil mi? Bu da damacana giydi. Bak rengi damacanaya benziyor. Ben artık eve damacana almıyorum. Niye biliyor musun? Çok para tutuyor abi. İflas ederim. Şey bağlattım bir tane. Ne o suyu temizleyici? Arıtıcı. Arıtıcı. Güzel. Ha. Lokum, lokum. Bile bir su yok. Benimki de abi annem okuyor suyu. Annen ne yapıyor? Okuyor suyu. Okuyor, üflüyor. Ne dedi şimdi anlamadım. Bana mı çaktı? Yok yok. Haddime mi abi, Allah korusun. Ya usta çakabilirsin abi. Ne canıma mı susadır ben? Allah korusun. Kendimi mi dövdüreceğim? Ulan bu diyor kendimi dövdüreceğim. Ne oluyor kendimi? Bir türlü dövebilsem. Oyuncu arkadaşım derken. Sen kıyar mısın? Kıyar mıyım ben? Yok. Kıymam değil mi? Arkadaşlarımı. Kıymam, kıymam. Kıysan da gönlünü alırsın. Böyle bir. Saz sabah saatine denk gelirse kıyarsın ama öğlene doğru geçer. Sen bu şimdi şey anlat. Annen sesini beğenmiyor. Nasıl oldu bu iş? Niye devamlı benim sesimi beğenmediğimi konuşuyoruz biz ya? Ben ne bileyim. Daha herhalde ders alayım falan. Annen tarafı beğenmiyordu. Ben onun sesini küçükken beğenmezdim. İbrahim Tatlıses'e soralım. Benim sesim güzel mi değil mi? Ben şarkılarla kendimi geliştirmedim mi? Sen seçtiğin şarkılarla ortalığı allak bullak ediyorsun. Beğendiğin şarkılar çok güzel. Sesine uygun şeyler buluyorsun. Heh. Bu da bir başarıdır yani. O haddini bilmek bir de. Değil. Sen haddini de bilirsin, hududunu da. Hı. Ne haddini aşsın ne hududu. Gerçekten aşma. Hududu geçersen bombalar batar. Yok ben hududu geçmem ben. Hududun hayır. Civarında bile dolaşmam. Mayın döşerler ya. Hududu geçtim. Hududların kanunu vardı İlmaz Güney. Hudutların kanunu. O huduttan koyunları geçirmek çok zordur ki mayınlar var Allah korusun. Ayağı bacağı kaybolanlar. Halen var mıdır bilmiyorum ama zannetmiyorum şimdi olsun. Yoktur değil mi şey? Yok. Korktu bilemedi ne diyeceğini. Ben oyuncu arkadaşım lafına şeyi sormak istiyorum. Birlikte oynadınız mı yönetmenliğini de yaşayarak mı sadece ben oyuncu? Ben yönetmenliğini de yaşadım, oyunculuğunu da yaşadım, senaristliğini de yaşadım. Hepsini yaşadım. Ha, güzel. O zaman tamam. Yani anlatayım mı? Anlat. Şimdi bir film çekiyoruz. Filmin adı Bahçıvan. Tamam. Haldun Dorman ben ve İbrahim Bey oynuyor. Bir de bak orada var. Ayşegül Yıldız. Ayşegül'cüm de var. Evet.
Ama daha gelmedim daha. Baştan başladım. Sonuna doğru gelecektim zaten ortasında. Ha biliyorsun şimdi, değil mi orada oturduğumu? Ayol bilmez miyim? Konuştuk demin odada. Ha. Filmin adı Bahçıvan. Tamam. Ama filmdeki hikaye hiç Bahçıvan'a benzemiyor. Bir dakika. Bahçıvan yani Doğu ile Batı sentezi. Biz de Doğu ile Batı sentezinin komedisi çıkacak. Biz de Haldun Dorman'la Oğullar Şekerim. Evet, batılı bir aileyiz böyle. Tamam. Ve bahçıvanımız var. Tamam. Şimdi biz ilk gün bunun bir çekimini yaptık. İkinci gün İbrahim Bey geldi. İbrahim'cim pardon. Geldi. Dedi ki Cim. Cim'e ekledim İbrahim'cim. Dedi ki ben bu dedi pek bu senaryoyu pek beğenmedim dedi. Degoti çigoti algoti vurgoti dedi. Bu o dedi şu dedi bu dedi demekmiş. Bak nasıl ezberlemişim. Yani nasıl o günlerin hatırını. Sen ne dedin ona dedi bu ne dedi. O ne dedi bu ne dedi şu ne dedi. Degoti çigoti dedi. Aldı kalem kağıdı senaryoyu yazdı. Senaryo Bahçıvanken birdenbire adı Komiser Kemal oldu. Bahçıvan'dan mı Komiser Kemal? Komiser Kemal'e geçtik biz Bahçıvan'dan. Orada değil mi? Her şey o gün orada her oldu. Her şey sette. O gün oldu. Tabii. Haldun aşikirim aşikirim biz neydik ne olduk o ne oldu? Şekerim şekerim. Haldun olayı çözemedi. Sonra kan davasına dönüştü. Sonra filmin adı bir orasını da anlatacağım. Bu en sevdiğim Bahçıvan'dan yeri. Bahçıvan'dan Komiser Kemal'e inanılmaz. Komiser Kemal'ken film... biz tabii Komiser Kemal oldu. Bahçıvan yok artık. Biz bahçıvansızız. Külliyen bitti. Ama biz ne işimiz var orada? Komiser Kemal ne oldu şimdi? Biz ne olduk? Orasını anlayamadık daha. Yazıyor. Her gün bir sayfa geliyor ki biz ona göre oynayacağız. Fakat bir sabah saat 7'deydi benim çağrılma saatim. 7'de gittim. Bana dedi ki gel otur dedi. Ben dedi bu sabaha kadar dedi müthiş bir şarkı yaptım dedi. Bak onu dinleteyim sana dedi. Bulamadım, bulamadım diye bir şarkı. Döndü bana dedi ki. Bu fena, valla fena. Gel dedi, bu dedi dizinin adı dedi bulamadım olsun dedi. Orada Bahçıvan Komiser Kemal bulamadım. Sonrasını hatırlamıyorum. Sonrası şu oldu, kan davası oldu. Ben gizli gelmişim kan davasına. Şeyin de kızını kaçıracağım Haldun abinin. Heh, bir de orada bunu da anlatacağım. Bu benim içimde çok kaldı. Haldun'a döndü dedi ki kızı göreceksin sen dedi. Diyeceksin ki dedi ama biz o lala falan oynuyoruz ya böyle züppe bir ay. Sen diyeceksin ki dedi sen solma gülüm emi o lala. Haldun hocaya diyor. O lala sonla. Şimdi Haldun bana dedi aşkım bu böyle olur mu dedi. Bu böyle pek olmaz dedim. Olacak dedi. Haldun sen solma gülüm emi. Oh lala dedi bana da döndü. Hiç fena olmadı şekerim dedi. Aynen bunlar yaşandı bu sette. Üç katlı bir evde çekim yapıyoruz. Birden bir ev. Rusuk'un çeyreğe geçti Haldun abinin yanından. Tabii yerinde olsun her şey. Beni de canlı boğuyordu Fırat'ta. Ben ha. Tabii boğuluyordum ben. Donuyordum orada. Ciddi misin? Vallahi. Biz ucuz kurtulmuşuz. Fırat'ın suyunda belimde kemer. Yalvardım Bodrum'da çekelim şunu diye ya. Hayır burada donacaksın dedi. Ben silah patladığı anda Haldun'un şurasından kurşunu gördüm. O kuru sıkının çöldeydi. Ben o üç katı bir saniyede nasıl çıktım hatırlamıyorum. Patladı gerçekten. Patladı. Haldun tekrar şaşırdı. Ben Haldun'a baktım. Şekerim önemli değil şuradan geçti dedi. Kurşunu nasıl gördün? Gerçek değildi gerçek. Nasıl gördün? Yani hayatım biz buralardan geldik buraya. Sen nereden geldin bilmiyorum. Sen de bir boğulma tehlikesiyle. Evet ben de Fırat'ı suladım. Bahçe makasından nereye lan? Bahçe makasından. Senin hiç anın yok mu Serdar? He? Sen hiç İbrahim Tatlıses'le bir şey anın yok mu? 30 sene anım olmaz mı? İlk İboşova ben çıktım. Bu kadar saçlarım vardı karabiberimi söylüyordum. Karabiberim. Oğlum dedi bu ne biçim şarkı dedi. Karabiber diye şarkım olur dedi. Göbekten zeytin yiyorsun sen utanmıyor musun dedi. Kaç yaşındasın dedi. Kadının göbeğine zeytin mi koyulur dedi. Bula bula zeytin mi buldun dedi. Oradan Çinli kıyafetlerim vardı Japon kıyafetlerim. Oğlum dedi sen Türk değil misin? Urfalı değil mi annem? Baban Kastamonlu değil mi? Bana öyle kağıt geldi dedi. Japon yazılarıyla ne yapıyorsun dedi. Sen Çinli misin? Çinlilere mi özeniyorsun dedi. Ya yani dedi babam dedi. Güzel. Ben cevap verdim herkesin mi? Bir anısı ben var. Ben sustum dayak yememek için. Tabii. Ama iyi ki demiş. Ama ne saydırdı ilk program. Sonra her programa katıldım. İbrahim abinin her programı. Birinci oldu. O hafta birinci ya. Oldu biliyorum ben. Ya yani ne anılar var da işte.
Sen o yıllarda ben Türker İnanoğlu'yla bir program yapıyorduk. Ben de sunuculuğunu yapıyordum. He. Sen bize de programa gelmiştin. Allah. Aynı bu saçlar, o zeytini sen bizde de yemiştin. Ya nereden? Kız... Ne zeytinmiş o zeytin? Serdar ve Tere. Hanımlar, beyler, şu anda izleyeceğiniz görüntüleri Serdar Ortaç'la lütfen birebir tutmayınız. Uzun saçlı karabiber hallerini, el kol hareketi, onları unutuyoruz, siliyoruz. Yok abi, unutmuyoruz. O haller var abicim, var kardeşim. Ya radyoydu ya müzikti. Ya karabiber çıkacaktı ya radyoculukta devam edecektim. Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece. Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece karabiberim. Hüngür ağlamasın diye böyle bir iki tane okutaracağız ona. Gel bir tane söyle, gel. Nasıl olsa unutulmuyor şarkılarım. Gamzelim'i unuttunuz mu? Gamzelim'i okuyalım. Haydi Gamzelim. Ser, ne demek? Baş ser, demek. Baş. Hani serhoş. Aynen öyle. Sarhoş diyoruz. Aslında seri hoş. Yani kafası hoş. Sar, bazı sar... Hı? Benim kafam boş. Kafası hoş. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sağ olun. Yüreğimden yaralı. Bizim hikayemiz kaderimden. Kalanı silsem de gitmiyor. 99'da kaldı. Sene 2006. Şu an 35 yaşındayım ve bir daha asla ne olursa olsun aynı hatayı yapmam. Utanmam, yenilmem, mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım. İbrahim Tatlıses'e de Serdar şarkısı okuttum ya. Daha bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Madem bunalıma girmek istiyorsunuz, bu bizim için daha kolay. Sizi hemen bunalıma sokacağız. Hepiniz evet. Duygusalsınız. Allah cezanızı vermeyin. Sana değmez, bu sitemler sana değmez. Kalbime bir hançer sapla, vur gitsin. Adını andıkça titrerim hala. Var mı benim gibi aşka müptela? Muhabbet yerilen püsküllü bela. Sanmayın başımdan az geldi gel. İbrahim Tatlıses. Binlerce dans, binlerce dans, binlerce dans, binlerce dans söz var. Arkadaşlar, eskiden olan olaylar için mesul değilim. Ben hayatıma 38 yaşından sonra yeni başladım, yani bu sene. O yüzden onları kabul etmiyorum. Hayat, beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun. Muhteşem ya, vallahi muhteşem. Gidiyor şimdi, başından bu olay geçtikten sonra o kadar neşeli bir abim, adamdı ki İbrahim abi, hala neşeli. Yani kuliste bir saat sohbet ettik, hala neşeli. Dedi ki Amerika'ya gideyim bari dedi, orada baktırayım. Hani Türkiye'de her şeyi yaptılar. Kurşunu çıkarttılar, tamir ettiler. Metin abi var kirvesi, onunla bir saat oturuyoruz içeride. Amerika'ya gidiyor, 3 tane ameliyat oluyor. Daha kötü yapıyorlar adamı ve daha kötü geliyor buraya. Amerika'ya gitmeden 3 ay önce halı sahada her gün bir tur atıyordu diyor Metin abi. Her gün yürüyorduk diyor. Boşadası'ndaki otelde, evet. Al. Bastonsuz. Gülben, Amerika diyoruz ya, adamı daha kötü yaptılar, geldi. Tekrar burada gene inşallah iyileşecek şimdi. Ama yürüyordu diyor Kirve. Ben şimdi aradığım kızı buldum. Aradığım terapisti buldum. Kim? 9 senedir arıyorum, ilk defa buldum. Kim? Meltem miydi adı? Meltem diye bir kız. Böyle bir şey yok. Yani dünyada biliyorsun gata çok önemli. Gata bu konuda bir numara. Amerika'da ne kadar kaldınız peki? Amerika'da 3 ay kaldım. 2 ameliyat 3 ayda. Bir ameliyat. Ha, bir ameliyat. Tek ameliyat ama 12 gün yoğun bakımda kaldım. 12 dakikada nöbet geçirmişim. Bir şey soracağım. O nöbet zaten benim bahane geldi. Sizin iç sezilerinize çok güvendiğim için ben giderken... Böyle çok inanarak mı gittiniz ulan? Amerika hani, dedim işte Amerika. Emin olmayarak mı, pardon, valla. Meğer ne varsa Türkiye'de varmış. Evet, Türkiye'nin iyisi bu konuda bana göre.
Öyle yani. Hayır, siz Amerika'ya giderken içiniz rahat mıydı? Benim tanıdığım değildi. Değil. Bak, biliyorum. Ben de MS için Amerika'ya git diyorlar, gitmiyorum. Meşhur bir doktorumuz var Amerika'da yaşayan, biliyorsunuz. Türkiye'ye döndü şimdi. Gazi Yaşargil, evet. Gazi. Gazi Yaşargil, bak yemin ederim sana, ben amel edenden doktor dedi ki bu yüzyılın doktoru bu. Çünkü Gazi Yaşargil beyinle alakalı bir takım aletler şey yapmış, adını Leyla koymuş mesela. Bana dedi ki, D harfini unut. Tomografi çektik. Gösterdim ona, dedi ki bak beni dinlersen D harfini unut. Ben zaten bir D harfini unut. Dedim ki nasıl unutayım hocam? Derya var İdo'nun anası, nasıl olacak? Dedi kardeşim ben sana doktor diyorum. D harfi doktor demek değil mi? Evet dedim. Unut onları. Hocam ben diyorum ki bu işi yeneceğim. Allah diyor ki ben sana dert verdim ama dermanı da ara. Pes etme, ara diyor. Serdar sen de ara. Pes etmek yok. Bize pes yakışmaz. Yok doğru. Dik yakışır, dik. Niye dik okuyoruz? Niye pes okumuyoruz? Pes okudum bir şey vermedi insanlara. Doğru. Dik okuduğumuz zaman insanlar vay be diyorum. Köylüleri geziyor havada, diyorum ki ne zaman bitecek benim işim? Beni nasıl anlatıyor? Sanki ben çalışkan değil. Bu ne? Ben çalışkan değil miyim? Setin güler yüzlüsü değil miyim? Herkese enerji vermiyor muydum? Seni herkesi de mutlu etmiyor muydum? Sabah geliyorum sete. İki kere sordum ben ne zaman işim bitecek. 15 senedir aynı lafı söylüyor. Ne zaman konuk gelsem? Arkadaşlar, çekenin ne çektiğini biz nasıl biliriz? Bilemeyiz ki. O neler çekti? Gün gelir, bu da daha 10 sene, 20 sene daha şarkı yapman lazım. Seni dinlememiz lazım. Serdar şarkı diyor. Ben demiyorum. Bak oradan diyorlar. Tamam. Uşak mı yapıyorsun? Kafadan giriyoruz mu? Yok, introda. Evet. Hadi. Sanki bir daha hiç dönmeyiz. Bir sanki gözyaşımı hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğumu. Şimdi sensiz gökyüzünde yaşlanacağım. Dokunursam ağlar mısın? O yılları bir dokun, bin ah işittim senden. Bu kadar kolay mıydı vazgeçmek benden? Ağlasam duyar mısın feryadımı? Yüzüme bakar mısın son kez? İçimde yorgunluğum, umutsuzluğum. Sebebi bir tek sensin bu umutsuzluğum. Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Sensiz bu son gece, bu son sabah. Tadı yok bu mevsim ayrılıkları. Bilsen ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşa. Hadi kızlar. Sen bir daha hiç dönmeyecek. Sen ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi
beni sensiz cehennemde yaşayan. Bağlama kirpi. Yardan belli beni sevmiyor artık. Varsın bana can veren Allah, şimdi verdiği motor Ali bağlama sadece. Varsın bize can veren Allah. Şimdi bütün ekip Aran abi. Geçer miyiz hemen? Ali, la'ya geçelim. Uşak. Ayaz hanım, ezanım, çık elvana gezanım. Ayaz hanım, ez hanım, çık elvanda. Karıma vurma. Harikasın Allah aşkına. Tamam vurmuyorum, tamam. Allah kahretmesin. Tamam tamam. Sustum tamam. Ayaz hanım. Çık eyvanda gez hanım. Aziz misafir gelmiş. Şeker şerbet ez hanım. Ve perşembe gününde çeşme başında gözüm bir ala göz, bir ala göz hanıma düştü. Kaşın oynattı gözüyle güldü, gülen de gadası canıma düştü. El eskerem her derdine hallıyam. El eskerem her derdi de hallıyam. Hanım sen dertlisen ben yaralıyım. Hanım sen dertlisen ben yaralıyım. Ey 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 ey. Ben ezberlemiş. Dedi nişanlıyım, ızgemalıyım. Kırıldı kol kanadım yanıma düştü. Kırıldı kol kanadım yanıma düştü. Ey ey. Ey az hanım es hanım. Çık elvana gez hanım. Aziz misafir gelmiş ey. Şeker şerbet es hanım. Aziz misafir gelmiş ey. Şeker şerbet es hanım. Saçın yana devirme. Ben senin hayranınım. Yüzün benden çevirme. Ben senin hayranınım. Allah aşkına yüzün benden çevirme. Kısık kısık Ayaz Hanım. Ayaz Hanım, Ayaz Hanım.
şu hayvanda gez. Ayaz hanım ezan. Ağlatma beni, ağlatma. Şu hayvana bağlama ne olur. Ya özledik bunları, yalvarırım ya. Ama ağlatıyorsun beni. Ağlasak ne olur, rahatlarız. Her şey bize mahvolduk zaten. Aziz misafir gelmiş ey. Şeker şerbet esen. İbrahim Tatlısı. Oğlum sen bunları nereden ezberledin, merak ediyorum. Sabah akşam seni dinliyorum. Çalışıp gelmiş. Sabah akşam. Çalışıp da mı geldin? Çalışıp gelmiş. Hastanede sabah akşam seni dinliyorum. Serum kolumda Ayaz Hanım. Senden gidiyorum Mustafa Keser. Oradan dönüyorum sana geri. Senin bilmediğin şarkılarını ezberledim. Evet, perişan etti beni ya bak. Beni ağlatırsan bu şarkı bırak söyleyemez ya, söyleyeyim sana. Tek duam o sesi tekrar duymak. Tek duam İbo'nun sesini tekrar duymak. Hiçbir şey yapmasın, iki kelime şiir yazsın. İki kelime beste yapsın. Ben ankör kedi diye bağırsın, ona razıyım. Tek isteğim odur. Sağ ol sevgili kardeşim, sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Gülben Hanım Veter'e gireceğiz efendim, girelim. Teşekkür ederim. Kız Zeynep. He. Ne bu Halil kız? He ne bileyim, öyle giymiş ama. Giydirmişler ha. Görücüye mi çıktı? Ay ne bileyim ayol. Yeni kasetimin promosyonunu yapacağım. Teşekkür ederiz. Yakıştı. Sağ olun. Daha mı iyi oldu? Size ne? De yakışıyor. Ne? Kolum. Ha yani. Kim ne derse desin ayrılamam. Kader buysa baştan yazamam. Dünya çapında bir ses. Yükselirsin, alçalırsın, arabaya binersin, gidersin, gelirsin. Ama olmaz ki böyle bir şey. Bir, iki, üç, dört, tamam. Bir dakika, bir dakika. Daha da katlanamam. Ya bir dakika. Durmuyor ya. Çok uydu şarkı. Genel manada. Diyorsun. Merhabalar. Hiç belediyeni de görmedik. 1, 2, 3, 4 tamam. Hep dediler ki illa ben. Ayva yiyen oldum ben. Kandırıyorum seni. Ben zaten sadece geçiyordum buralarda. Bugün mesaj ediyor ki. Alo, programımız var. Hu, neredesin? Abi yedim. Cevap. Ya. Tekote çikote geliyorum. Ölem ölem derdo ölem. Taze gelindi o. Söyletmeyin. Bir dakika şu kardeşim. Bak yine dedik ağlama yok. Yine düştük ağlama. Ulan bu ne filme düştük lan? Şimdi benim balık adamın kıyafetlerini giydim. Üstüne de Zeyno'nun kıyafetlerini giydim. Saldılar beni. İlk önce provamızı yapıyoruz. Açılarını ayarladılar falan. Sen ben öldüm, boğuldum ya ben. Ayaklarım dikildi. Ayağımda çizme. Siyah çorap. Böyle bir şey olamaz. Dört kere çektik öyle. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Haydi gönlüm sen söyle. De 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 de. Susma İbo sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdini sevgiliye. Biz hep biz yerde yiyoruz. Bu bir baktım tabağa koydu yemeği, aldı eline. Gülben ne yapıyorsun dedim. Dedi. Bir baktım tabak direkt. Aaa! O telefonu alır karıştırır mısın? Anında bakarım. Kaçıncı oldu tamam. İnan ki katlanamam. Seni. Şimdi kardeşim. Orada şimdi köyde Fırat'ın dibinde çekiyoruz. Köyde çekiyoruz. Bu tutmuş çatal kaşık. Böyle olur mu dedim. Elden yiyeceksin. Elden. De, öyle miydi? Fırça atmaya yer arıyordun zaten sabahları. Çok ama kamera dedim, bronze bir resim var. Ben o, aynı zamanda oynuyorum. Stop diyemiyorum, bir şey diyemiyorum, oynuyorum. Tek bir an. Bu da altta eline çatal kaşığı. Yok, tabağı aldı, elinde yiyor. Ya ne bileyim.
Daha ilk günümüz bismillah. Biz minibüste senaryo yazılıyor. Kim ne oynayacak? Ama bir dakika, bizde hiç sinirlenmedi. Bilmiyorum sizin setinizde ama kim sinirlendirdi. Dinle dinle abla dinle. Şimdi bilmiyorum dedi ya. Köyde geldin ikide bir diyor ki ne zaman bitecek benim işim. Köylüden çalış bak, köylü ne giyiyor ne diyor. Nasıl eşarp takıyor bilmem, onları öğren. Elde tabak ne demek? Sanki self servis yapıyor. Ben nasıl anlatıyor? Sanki ben çalışkan. Bu ne? Ben çalışkan değil miyim? Setin güler yüzlüsü değil miyim? Herkese enerji vermiyor muydum? Herkesi de mutlu etmiyor muydum? Sabah geliyorum sete. İki kere sordum ha ne zaman işim bitecek. 15 senedir aynı lafı söylüyor. Ne zaman konuk gelsem. Unutmadı onu. Unutmaz. İki kere. Unutmaz. Unutmam. Hiçbir şey unutmaz. Müthiş bir zekası var İbrahim'ciğim. Ona ne şüphe. Ama müthiş yani. Hiç Mustafa, güzel bir şeyimiz yok mu? Mustafa. Abi. Kaza benim başımdan geçti. Unutan bunlar. Ben hiçbir şey unutmam. Evet. Abi hiç. Sen onları beraber biz? Çalışırken şey yapmışsın. Ben seninle beraber oynamadan fırça yedim senden. He. Yani. Fırat aramışsın ya, Fırat Parlağı. Evet. Ben mi yapıyorum? Ben niye yapıyorum şerefsiz? Şerefsiz demiş miyim? Demişsin abi. İyi etmişim o zaman. Ben ama, mi yapıyorum? Ama, yapıyorsun? Ama senin şahsına demedim. Oradaki role dedim. O rolü oynayan adama dedim şerefsiz. Doğru mu? Doğrudur abi. Sana kıyar mıyım? Böyle bir şey değil mi? Haddim değil. Estağfurullah abi, olur mu hiç? Hiçbir zaman haddimi aşmadım, haddini aşanları da sevmedim. Had aşılmaz, had bilinir. Haddini bildin mi herkes kıymetini bilir. Ama haddini bilmezsen kimse senin kıymetini bilmez. Ben bugüne kadar haddimi bilerek geldim. Doğru mu çocuklar? Bak bütün arkadaşlarım yanımda 23 kişi. Nasıl bıraktım öyle geldim aldım, toparladım tekrar. Ay, ilk buluşmanız nasıl oldu ben de onu düşündüm şuradan inerken. İlk buluşmanız Allah... Ne acayip olmuştur kim bilir. Ne? Benle ilgili güzel bir şey söylemek istiyorsan söyleyebilirsiniz. Buyurun. Söyle. Duydunuz dilin sesini. Evet, Gül benle ilgili güzel bir şey. Klip çektik ya senden. Haydi söyle. Haydi söyle. Biz klip çektik. Ben tehdit altında yaşadım bir süre. Maxim Gazinosu'nda çıkıyoruz beraber. Solist 6 çok değerli bir yer o zaman. Evet. Yıllarca Nazan Şoray'la çalışmış İbrahim Tatlıses. Yani böyle kadrolar kocamanmış ya. Nazan Şoray, İbrahim Tatlıses solist. Kimse az solist. Ben de oradan başladım ilk çalışmaya. O zaman beraber çalışıyoruz. Solistlerimiz değişiyor. İzmir'e gittik, başka yerlere gittik. Maksim'de çalışıyoruz. Sürekli değişmiyoruz. Biz değişmiyoruz. Biz kadro de... siz aynı. Heh. Böyle ben de hani diziler böyle... Üstümüz değişiyor, altımız değişmiyor. Evet. Bana dedi ki... Ben klip çekeceğim, çok güzel bir şarkı yaptım. Klibimde oynar mısın? Ay ne demek, tabii ki oynarım. Ne demek yani İbrahim Tatlıses'in klibinde oynayacağım. Muhteşem bir şey. Dizilere başlamışım. Yeni bir iki reklam filmi benim için gerçekten çok güzel. Maxim Gazinosu'nda o zaman böyle gazinoların amirleri vardı. Kulis amiri bir beyefendi. İşte duyuldu tabii kuliste. Ben ne giyeceğim, ne zaman çekeceğiz, Maxim'de çekeceğiz. Aman... Yani büyük olay gazeteler. Hangi şarkı? Haydi söyle. Haydi söyle. Evet. Bana dedi ki Maxim Gazinosu'nun müdürü. Sen burada bir şey yeme. İşini bitir, kimseyle konuşma. Çok konuşma, çık git gel. Bu klip bitip yayınlanıncaya kadar kendine dikkat et dedi. Neden? Ben sonra Derya Tunay'la arkadaş oldum. Teyzemin kızı olduk onunla. Samimiyeti. Nereye sığınayım? Kendimi garantiye alayım çok diye. Çok akıllıca. Tabii ki. Çok akıllıca. Tabii ki. Sonra Derya ile teyzemin kızı öyle kaldık. Çünkü İbrahim Tatlıses'in klibinde oynamak bir sürü. Sadece ben değil ki, herkese şans getirdiniz. Herkesin önünü açtınız ve çok güzel bir klip ben oldu. Ben ne adammışım arkadaş ya. Tabii ya. Bir unuttunuz da hatırlatalım bir daha. Bir kendime şans getiremedim. Ay siz de çok güzel günler yaşadınız ya. Ama daha sen da yaşayacaksınız. Az önce ağladın, o zaman sana hakikaten şey oldum ya. Tav oldum. Niye ben... tav oldum söyle. Neymiş? Çünkü sen hiç ağlamazdın bile benim için. Aa İbrahim Bey aşk olsun ya. Neler anlattıracaksınız şimdi bana? Hastanede el ele kol kola az mı ağladık sizinle? Nerede? Ha, hastanede. Ziyarete geldiğinde. Evet. Geldi ziyarete, dedi ki trafik tıkanmış, kusura bakma geç kaldım. Ne dedim, bir şey daha söyledin. Ya neler yaşadık orada sizinle, elimiz burada. Hadi bakalım hatırlayacağım. Zeyno. Ne? Dedin ya geldim trafik tıkandı, zor geldim. Evet geldim. Bir sende trafik tıkandı. Evet.
La oğlum mermiyi ben yedim ben. Bak bakıyor aval aval. Şoktayım şu anda ne diyecek ay, diye. Hepimiz şoktayız o kadar çünkü her şeyi o kadar net hatırlıyor o kadar karşılıklı ağladık ve acaba trafik peki miydi? Arkadaşlar çekenin ne çektiğini biz nasıl biliriz? Mümkün bilemeyiz mü ama biz öyle bir şey demiyoruz ki. O neler çekti? Ya biz ağlamayız belki ama o neler çekti bilsek belki buradan kalkamayız. Ahmet Kaya'nın dediği evet. gibi benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Evet. Ben de anlatmam pek öyle şey değilim. Meraklı değilim. Ne söyledim? Az önce bir şey söyledi bana içeride kuliste. Ben de ona dedim ki akrabanın akraba ettiğini akrep bile etmezmiş. Doğru mu? Uyardı beni. Anlat. Anlat. Ne anlatayım? 10 kelimenin 11 tanesi de doğru. Yani kimse yaralı parmağı işemez derler ya şimdi bu ayıptır ama öyledir. Bütün dostların yok olur mesela. Biz kraldık. Hala kral bana göre bu. Ve üstüne de gelmeyecek. Estağfurullah. Ama bizimkiler ne zaman onu arayacaklar onu merak ediyorum yani. Ulan bir İbrahim vardı be. Ya bunları söylerdi ne zaman diyecekler. Yani zamanın gelsin istiyorum biz de görelim öldükten sonra görsek ne olacak. Yani kimse kimseye yardım etmez. Dostlar hemen yok olur. Acı edebiyat yapıp senaryoyla sizi... Ama bu hayatın gerçeğidir. Sadece bizim piyasada değil bütün dünyada bu böyle. Herkesin 10 lirası varsa yanındakinin de 8 lirası olsa olmuyor mu? Bir tek derdim bu benim. Herkes 10, diğerleri 1-2 olmasa. Hepimiz 8 olsak mesela. Bak ben şimdi geldim İbrahim abiye dedim ki kuliste yardım et bana. Yani dünyam vardı hiçbir şeyim yok. Oğlum dedi sen dedi. Ben İzmir'de olduğum sürece bak Kirve yanına çağırdı. İzmir'e gel yerleş diyor. Belki gideceğim yanına. Gel. Yapacak hiçbir şey yok yani. Bel ayak gitti mi gidiyor. Bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bir konuşma yapıyor. İşte köylere şunu götürdü okuldan şunlar bunlar falan. En son geldi de hiç beklemiyorum. Dedi ki bir dostumun dediği gibi Oxford orada biz mi gitmedik? Şimdi biz Oxford'u bütün köylerimizin ayağına getirdik. Şimdi baktığın zaman köyünde nahiyesinde kazasında her tarafta okul var. Hastane de var. Böyle bir hizmet var mıydı? Bizim zamanımızda yoktu mesela. 45. sanat yılınız. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman oldu bu? Sağ ol abi teşekkür ederim. Böyle değil mi abi? Aynı açıdayız ya. Sana bak. Senin de mi 45 oldu be? Yok da olmadı. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgah değil. Bu kadar güvenme hiç kendin, kimse şah değil. Peki babanın en sevdiğin şarkısı ne Elif? Aa yok artık. Bitirdin beni bitirdin. Ben bittim şu anda. Benim şarkımı bilmiyor musun? Arzum muhabbesi. El bilir alem bilir. Le 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 canım. El bilir alem bilir. Le 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 canım. Benim gönlüm sendenir. Kalktır hocam evet ne? Haydi söyleyi oku diyor. Şimdi Serdar dedi ki kime bırakacak bu? Kim konuşacak böyle bir bu vardı bilmem ne var. Ben de diyorum ki benim Elif kızım var o Elif kızım söyleyecek. O çok tatlı. Elif'cim gel canım. Allah bağışlasın. Gel aşkım. Gel aşkım. Gel. Eh bak sonunda. Elif'cim gel buradan. Lahmacun yapıyorum. Hay lahmacun. Ay canım benim. Hoş geldin. Maşallah çok güzel bir kız maşallah. Gelir misin? Maskeni çıkar. Ne var? Korona mı var? Evet. Peki maske için bir şey söylemek ister misin? Niye? Ne olmaz? Maske, insanlar maskesini çıkarmasın söyle. İnsanlara seslen. Çıkarmazdım. Hayır. Sokakta insanlar dolaşıyor maske takmıyorlar bazen. Onlara bir şey yap. Anlat de ki maskenizi çıkarmayın. Maske taksınlar. Kadar basit yani. Maske taksınlar mı? Evet. Çoluk çocuğu herkes mi? Evet. Küçük büyük. Ya evet. Anlat işte. Al mikrofonu. Hepsi taksın. Sen takıyorsun değil mi? Hiç çıkarmıyorsun. Kurallar var mesela uydum. Maskelerini taksınlar. Çok şeker. Maskeler. Bu kadar mı yani? Ya bu benim yanımda da konuşmuyor. Bakma burada konuşmam mı? Benim yanımda da konuşmuyor. Mesela Bursa'dan çıkıyor İzmir'e gelecek ya baba diye tutturuyor. Geliyor kapının orada duruyor eşikte. Niye de annesi diyor ki ya sen kızım bağırıyordun babam. Gitmiyorsun niye? Annem söylemiyor. Ne? Ne demiyor anlamadım. Annem getirmiyor. Annem
Annen ne yapıyor anlamadım. Getirmiyor. Ya ben babamı istiyorum dediğinde götürmez mi canım, annen götürür? Götürüyor ama uzun süre götürüyor. Ha, daha sık gelmek istiyor daha yani. Daha sık gelmek istiyor. Evet. Ha? Daha sık biraz oturabilir, otursun bizimle babası. Gel, gel buraya. Oturacak yer yok. Oturacak yer yok. Gel. Gel böyle gel. Mikrofon ver. Olmaz. Niye, mikrofonu dezenfekte mi edelim? Ne yapacağız? Olmaz. Konuşmak istemiyor. Mimiklere gel. Peki bana niye bakmıyorsun? Ha, başka mikrofon versinler mi? Olmaz. Ablanı tanıyor musun? Hayır. Ne? Benim 3 tane oğlum var. 3 tane. Vallahi. Hepsi de birbirinden yakışıklı. Köpeğim. Bizim de köpeğimiz var. Köpekle çocuğun ne alakası var? Sizin köpeğinizin adı ne? Bizim köpeğimizin adı da Leo. Sizinki kaç yaşında? Bilmiyorum. Ay nasıl bilmiyorsun köpeğe? Sen bakmıyor musun? Bakıyorum. 6 kere 6? 3 aylık. Unuttum. Ay Allah, 6 kere 6 dedim, unuttum dedi. Ben sana sarılamam da. Elif ya, ne diyorlar ya? Ne diyorlar Allah aşkına? Hı, geldi mikrofon. Olmaz. Ay çok şeker. Virüs var. Olmaz. Virüs var diyor. Olmaz. Hı. Peki babanın en sevdiğin şarkısı ne Elif? Bilmiyorum. Aa yok artık. İyice işini ettin Elif. Bitirdin beni. Beni bitirdin. Ben bittim şu anda. Benim şarkımı bilmiyor musun? Hiç bir tanesini mi? Harözüm habbesi. Ne? Annesi niye böyle oldu? Öyle mi? Nasıl açabiliriz? Kutuyu nasıl açalım Elif? Olmaz. Açmıyor. Başka bir cümle bilmez misin? Olmaz. Gözlerine bak, aynı babası. Küçücük. Aa. Ben bekledim ki mavi olsun, kapkara çıktı. Gözde aynı aynı. Aynı. Bu kadarcık. Peki Elif, seni gel yolcu ederim. Hadi gel. Gitmek mi istiyorsun? Sen şöhreti sevmiyor musun? Hayır, net. Aferin. Hayır. Net. Gel yanımda konuş, gel. Gel burada konuş. Ne veremedin beni gel. Ne? Virüs var. Virüs, korona. Ama babanla aranda yok korona ya. Kaç süredir görüşmüyoruz. Öyle. Ay çok şeker, uzun zamandır. Ne kadar süredir görüşmüyorsun? Uzun. Yani uzun böyle 3 ay mı, bir hafta mı? Bilmiyorum. Bu gece beraber sarılıp uyursunuz inşallah. Olmaz. Neden? Virüs var. Babanla yok. Çok şeker. Olsun. Vallahi babanda yok virüs. Görüşmüyoruz. Ama bu görüşeceksiniz bugün. Of. Ne diyor anlamıyorum. Görüşmüyoruz onun için diyor. Görüşmüyoruz uzun diyor. Zamandır diyor. Nasıl babamla beraber uyuyabilirim diyor. Japon robotu gibi konuşuyor. Olmaz. Virüs var. Niye diyor. Uzun zamandır görüşmüyorsunuz? Sen şey misin kızım? Robot. Robot. Olmaz. Görüşmüyoruz. Gelmeyeceğim. Kalkmayacağım. Virüs var. Uzun zaman. Olmaz. İyiyim, ben gidiyorum. Tamam, en çok hangi şarkıyı seviyorsun peki? Aleyna'yı seviyor musun? Bak, Aleyna tilkiyi seviyor. Ve Z kuşağı geldi. Ama o tilki, ne bakıyorsun ya? Sen olsan bari, ve sen olsan bari. Z bak kuşağı. Söyleyeyim. Elif abla, kendine gel. Gelemem. Olmaz. Anlaşıldı, tamam. Sen robotlaştın. Gel, gel. Gel öpeyim, git. Olmaz. Virüs var. Olmaz. Lan manyaklar, korona demeyin, gelmez. Korona, Covid. Helal. Ama okulda öyle eğitiyorlar çocuklar. Yusun Elif o da. Böyle mi seviyorsun beni? Gel bir daha. Olmaz. Alkış. İşte İbrahim abinin serveti. Yedi bitirdi beni. Böyle evde de böyle. Bir yere geliyoruz ya. Olmaz. Öpemem, virüs var. Kafaya takmış virüsü. Evet, bütün çocuklara buradan sen bir şey der misin? Ben demez miyim? Değil çocuklar bakın, canımız, ben çocuklar için
Sende 3 tane erkek var. Evet. Benim 3 gelin gelecek sana. 3 gelin. Ne yapacağız o zaman? Sus. Ben seni merak ediyorum. Çok. Gelirsin teselliye. Sakin olayım diye. Ya yani 3 tane gelinle ne yapacağım? 3 tane korumam tutun kendine. Ben. Hiç ben hayatımda hiç korumam olmadı benim. Bunlar koruma değil mi çocuklar? Ha, çocuklarla bir yere gidince çok havalı oluyoruz. Maşallah bak oradalar. Çok bak. Havalı oluyoruz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Nereye gidiyorsun anne? İbrahim Tatlıses'e. Bizden selam söyle. Sanki dün yemek yediler, tavla oynadılar İbrahim Tatlıses'le. Peki Gül, ben söylerim bunların oğlum içinde de. Daha çok anlaştığın var mı yoksa hepsinden yok, aynı mı? Yok, üçüyle de çok hepsinde iyi anlaşıyorum. Evet. Çok çok iyi anlaşıyorum. Çok farklılar. Ama büyük oğlumun doğumuna gelmiştiniz. Evet. Unutmuyor onu, çocuğa nasıl anlattıysak biz herhalde anlattık doğumuna. Anne İbrahim Tatlıses bizim eve gelmiş, sıra sıra kebaplar getirmiş diyor. Hakikaten evet, evet. Ne sıraydı, insanlar taşı taşı bitmediler böyle. Onu öyle bir anlatmışız ki. O gün iflas ettim işte o gün. Ya. O gün iflas ettim. Hiç değil. Rahmet şimdi, Osman Yağmur Dereli vardı. Şimdi senden 3 tane erkek çocuk var. Ne kadar güzel. Başka erkek yok mu? Yok. Yeter 3 tane. Ya şarkı söyleyeyim. Ne? Kandıramazsın söyleyeyim. Evet tamam. Seversin. Seni de sensizliği de kimseyle paylaş.
yaşamam. Seniydi, sensizliğiydi, kimseyle paylaşamam. Selam yalnızlık, ben geldim. Kandıramazsın beni, susturamazsın beni, durduramazsın beni. Ben kötüyüm, sen yeme. Bir, iki, üç, dört, tamam. Daha da katlanamam. Seni de, sensizliği de kimseyle paylaşamam. Yemin et. Vallahi de billahi de. Ben anlamadım, ne oldu hastanede ben? Anlamadım demin, ne oldu hastanede? Şimdi anladım. Kulağına söyledim. Söyleyelim burada, öyle anlaşılmadı sanki ben hastaneye geç kalmışım gibi. Yaşlanmışım gibi. Sanki ben hastaneye gelmekte geç kalmışım gibi. Öyle mi anlaşıldı? Evet. Açıkla o zaman. Açıklayalım. Duruma bir açıklık getirelim. Buyurun. Açıklıyorum. Siz açıklasanız daha doğru. Nilgün Hanım, Nilgün Hanımcığım, unutmayasın kendini. Bundan sonra sendeyim. Öyle mi? Evet, onu bitireyim, sana geleceğim. Abi kalk biz gidelim. Seni es geçiyor. Kalk şuraya geçelim, biz gidelim. Sen geldiğinde damacanayı anlattın o kadar. Ya hastaneye geldiğimde öyle bir trafik vardı ki, gerçekten çok acayipti. Ona bir örnek verdim. Böyle bir trafik görülmemiş diye. Bir de hastanede bölümler vardı. Hanımların bölümleri. Ben hangi bölüme gireceğimi şaşırdım. Ahmet'in yanına gittim. Ahmet'e dedim, beni hemen odaya çıkar. Ben hani selam versen vermesen zaten... Hani benim gideceğim bir tek yer var da, evet, olsun yine ya, de selam ya. Hanımların bölümü çok fenaydı. Ben bundan hiç bu keşke bahsetmeseydim, çok karıştı. Hastanenin aşağısı çok fenaydı. Kafeyi bir görsen. A grubu burada, C grubu burada, B grubu burada. Onların yakınları orada var. Ben geldim, Ahmet'in yanına gittim, aman dedim, beni yukarı çıkarttım. Bizim grupta Sezen de vardı hatta. İbrahim abi çıktı, Mehmet Ali Erbil girdi. O çıktı, ben girdim. Aynı hastaneye, aynı kata. Herkese bir sürü kimse geldi. Allah bizi koruyor, merak etme. Bana Allah. Kimse gelmedi İbrahim abi. Ben tek başımaydım. Gelse ne yapacaktı ki? Sana dünya geldi, ben ne diyorsun sen? Vallahi gelmedi. Vallahi geldi. Kimse gelmedi. Ama gelse bana ne iyiliği olacak? Ben zaten orada gitmiş. El gitmiş, ayak gitmiş. Ama aşağıda oturuyorlar insanlar. Tamam, ne yararın olacak? Aşağıda oturup bana dua edeceksin yukarı. İşte yani sana onun için gelmediler zannediyorsun. İnsanlar aşağıda oturuyor. Zaten ben anesteziyi almışım. 15 gün uyumuşum. Sen dua et. Duayı kimin duası kabul olur belli olmaz. Belli olmaz. Doğrusu. Allah bilir onu. Doğrusu. Doğrusu. 45. sanat iliniz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne zaman oldu bu? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Öyle değil mi abi? Aynı açıdayız ya. Sana bak. Senin de mi 45 oldu be? Yok da olmadı. Hepimiz bir arada 45 mi? Teşekkür ederim. Yağmur, o niye devreye giriyorsun? Ben hani... Nilgüncümle konuşuyorum. Nilgüncün 45 yılı devirdi. Kolay değil bu iş. İbrahim'cim kolay değil. Biz aynı yaştayız sizle. Ben bir yaş büyüğüm senden. Öyle mi? Evet. 52. Ha, büyüksün. Sen 53. Ay vallahi biliyor hepsi. Noterle birlikte çalışıyor mu? Noter de var mı kenarda? Dersen bir dakika, ben aynıyız zannediyordum. Enteresan. Bir de bir şey daha sorayım. Hanımlarda böyle 67 falan çok zordur ha. Sen nasıl buralara kadar ben geldin, merak ediyorum. Ben aslan gibi vallahi söylerim. Allah zordur. Herhalde. Vallahi söylerim. Çünkü neden yani... Hep şakıraksın ya. Şen evet şakırak. Neşeliyim. Hayata da öyle bakıyorum. Hayatı tiye, tiye alıyorsun yani. Ha canım? Ciddiye almıyorsun hayatı. Hayatı tiye alıyorsun diyor. Ciddiye alıyorum aslında da. Çünkü almak lazım yani. Nilgün, sen her şeyi dert edersen. Ben hayat... Her şeyi dert edersen dertli kalırsın. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bardağın dolu tarafını görüyorum. Boş tarafını görmüyorum. Boşaldıkça da dolduruyorum. Böyle bir karakterim vay, var. Vay. Evet. Yani, yani var. Mutluluk perisi. Hanımlar yani... daha uzun yaşar diye şey var, kitap var. İbrahim abi diyor ki hanımlar kısa yaşar. Yok, hanımlar daha uzun yaşar. Hanımlar erkek... daha uzun diyorlar. Tabii öyle. Şimdi Murat Çobanoğlu vardı. O da geldi programa. Evet. Dedi ki dağların karı, erimez dağların karı. Yiğidi töz öldürür erkenden yatan karı. Yiğidi töz öldürür erkenden yatan karı. Bir görelim bakalım ne demiş Murat Çobanoğlu. Gonca Güller
çöllere, Ferhat'a dağlara yol etmedi mi? Aman efendim, derman efendim, kardeş yatan karı, dağların yatan karı, gidi tez öldürür akşamdan yatan karı. Geç yatarım, benim hanım uyumuyor, uymadığı için karı diyoruz ben ya. Bende ölen yok, hepsi yaşıyor çünkü ben geç yatıyorum. Bu hanıma evet geç. Abi geliyorsun eve, bakıyorsun erkenden löp dönmüş yatıyor. Bu ne lan? İbrahim abi, bu karı deyince duruyoruz ya, utanıyoruz hani ayıp diye. Aslında lugatta şöyle diyor. Koskoca bir dağ olmuş adam. Adam evet, çölün ortasında dağ olmuş. Koskoca bir dağ. Sonra demiş ki hanımına, sen de gel bu dağın üzerine ört, koskoca bir kar ol, beni kapla. O karla beni kapla demiş. Sen de benim karım ol demiş kadına. Onun için karı diyorum. Onun için de karı yani gelmiş. Yani karı demek kötü bir şey değil. Ha, yani bizde argo gelen şey, aslında biz hep kendimizi dürtüyoruz. Ay hanım de, ay bayan de, ama bunu demeden de önce anlatmak lazım. Şimdi anlattım. İşte ben de özellikle üstüne düşün ki anlatsın yani. Evet. Yani açık. Karı diyebilir miyiz abla? Hayır. Olmaz, evet. Diyemiyorum. Karı dedin mi şey oluyor. Olmuyor. Yılmaz, ben o tepedeki Allah kar olmak istemiyorum. O dağın tepesindeki kar. Mı? O zaman niye aldın adamı? Ya adamı aldım adama, da kar mı yağdırayım adamı diye. Adamı korumayacaksan yağmurdan, çamurdan niye aldın? Ayol, benim bildiğim erkek kadını korur yağmurdan, çamurdan. Çok güzel bir şey sordu abla. Bak, adamı korumayacaksan niye alıyorsun adamı diyor. Adam niye korumuyor? Ay, adamı ben ya niye adamı korumayayım affedersin? Vurmaktan kırmaktan koruma. Her türlü koru. Onu demek istemedim. Yani sen kabadayı değilsin. Yani saygıda kusur, evet, saygıda kusur edilmez. Saygıyla koru. Ama ben niye kar olayım yani? Adam ol. Gül, ben çok kızdım. Adam ne bul? Adam olsun, kar olmayacaksın. Harbi çöl bul, çölün üstüne yaslan. O zaman bundan sonra lugatımıza şart koşuyoruz. Eşim, hanımım, karım yok. Karım diyebilirsin ya. Karım lafı güzel de. Ya Gülben'in suratına baksana, karı lafı hayır, geçti. Hayır, karı başka, karım başka. Karım güzel. Karı başka, karım bak. Karım daha güzel. Bize ters geldi hocam. Eşim de güzel. Ha, sonuna bir tane em koyup sahiplenince oluyor. Evet. Canın etrafı yeşil, aman aman. Canın etrafı yeşil, aman aman. Aşk olur boynumdan aşık. Sarhoşum dilim dolaşır, aman aman. Sarhoşum dilim dolaşır, aman aman. Aman kız, canım kız, yandırdın beni. Bitti öyle ortada. Şimdi şarkıda el ettin gözettin dedi. Orada yanlış oldu. El ettin gözettin değil mi normalde? El ettin gözettin. Yapmazlar öyle şeyler. Şey yaptın. Öyle yapmazlar abi. Niye? Türkü de yanlış. El ettin gözettin yapma. Onlar el etmez gözetmez. Etmezler. Biz ederiz. Biz seni seviyoruz deriz. Biz senin için ölüyoruz deriz. Aynen. Onlar hiçbir şey demez. Ya şimdi yok. Niye böyle insan var? Niye kadın erkek diye ayrıştırdınız bir anda her şeyi? Ya konuyu kapattık Nevgül abla. Kapandı. Ay tekrar başımıza dert olacağız. Başka şarkı bilmiyorum, araya giremem. Şeyi söyle, demin Hüzzam okuyordu İbrahim abi. Şey söyle. Gözleri fettan güzel. Kolaydır o. Hatırla. Tamam neyse. Hocam abla şu anda oynadın. Abla dedim, özür dilerim, pardon. Bilgincim. Bilgincim. Hayatım, abla yok artık çünkü bir yaş büyükmüşsün. Ha, ben zannediyordum ki aynı yaştayız. Ablayı sineye çekmiştim. Ama cim diyebilirim, cim. Cim ha. Nilgüncüm. Nilgüncüm çok güzel cim, oldu. Cim. Şimdi sen bir oyun oynuyorsun herhalde. Evet, ben tek kişilik bir gösterim var. Evet. Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi diye kendi hayatımı anlatıyorum. 8. yılımı doldurdum. 8 yıldır tıkılım tıkılım. Evet, şarkı söylüyorum, dans ediyorum. Aynı zamanda da bir hayat, bir kadın hikayesi anlatıyorum. Tek başına.
Tek başıma tabii. Tek kişilik masraf bölünmesin. Masraf işte yok. Para masraf yok. Tek kişilik. He? Tek kişilik para bölünmesin. Korona kapsamında alınan tedbirlerden tiyatrolarda ve tek... Maalesef evet. Ben mesela en son 8 Mart'ta gösterimi yaptım. Bu sefer de 40. yılını dolduranlara özel şeyde neydi orası ya? Harbi. Teşekkür ederim Polat. Harbiye Açık Hava, Cemil Topuzlu. Harbiye Açık Hava'da da 40. yılını dolduran oyuncular oynadılar. Ben de tek kişilik gösterimle orada oldum. Ama kışın ne yapacağız bilmiyorum tabii. Kalmadı ki. Parlıyor, parlıyor. Hepimiz için aynı şey söz konusu. Eski kocana? Eski koç. Ya eski Polat eşini, sen mi anlatıyorsun orada ya? Eski eşini anlatıyor. Tabii abi, ki. Eski ha, bir hayat abi anlatıyorsam tabii ki aldığım 3 eşi de anlatıyorum. Aldanışını. Sen nasıl eş alabiliyorsun mesela? Biz aldık deyince laf oluyor. Eş aldım diyorsun. Biz de aldık deyince laf oluyor. O da beni almış, biz birbirimizi almışız. Şimdi. Kimse kimseyi almıyor işte. Aşk olup evleniyorlar. Evet, ben de aşık olup evlenmişim. Peki aşk diye bir şey var mı? Bence yok. Bence de yok artık. Bence alışkanlık var. 50 yaşından sonra yok. 25 yaşında süper var. 35 aşk diye bir şey yok. Aşk ne aşk ne 25'te aşk. 25'te var. Bu, hayır var. Bu dönemde artık aşk yok. Bence İdo'nun yaşında yok mu İdo'nun yaşında aşk? İdo'da. İdo'da aşk yok mu mesela? Bu dönemde zor. Alışkanlık var. Var, var ama zor. Ha seviyor başka bir şey, aşk başka bir şey. Tecrübe konuşuyor abi, özür dilerim. E nasıl şarkı yazıyoruz o zaman? Aşk yoksa nasıl şarkı yazıyoruz? Yaşadıklarınıza o aşkı, göre yazıyorsun. Anılarını dile getiriyorsun, anılarla birlikte... Pişiyorsun. Nankör kediyi sen mi yazmıştın İbrahim abi? Nankör kediyi sen mi yazmıştın? Yok. Ne söyledim? Haydi söyleyi sen mi yazmıştın? Ahmet Kaya'nın şeyi neydi? Aa şey Yusuf abi. Yusuf Hayaloğlu. Yusuf evet abi. O getirmiş. Söz haydi bizim... söyle senin miydi? Haydi söyle. Evet o benim. Haydi, hayır ama İbrahim'cime katılıyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra aşka farklı gözle bakıyorsun. Alışkanlık kelimesine ben de katılıyorum. Alışkanlık evet. O yaşta alışmak sevmekten daha zor geliyor. Var ya o şarkı. Süper bir şarkı. Sen ne Mustafa? Var ya aşk var. Serdar sen aşka inanmıyor musun? Yok dedi. Artık inanmıyorum. Artık inanmıyorum başka ha, bir şey. Bir sen varken inanıyordum. Sana değmezi okurken inanıyordum. Küçükken inanıyordum. Yaş geçtikçe aşk yok oluyor. Tamam. Ama şimdi o aşka sitem. Allah'tan benim yaşım küçük daha. Ama Gül ben sen şu an sevdiğim... Ona... sevdiğim... Hayır sitem mi ediyorsun aşka? Şu an sevdiğim kadın var. Onu çok biliyorum, seviyorum. Biliyorum, gördüm de sizi. Ancak onun aşk olduğunu sanmıyorum İbrahim abinin söylediği gibi. Onun alışkanlık. Büyük saygı, büyük alışkanlık. Ama tırnağı kanasak benim tırnağım kanasak. Ama sevgi daha önemli değil mi aşk? Sevgi daha güçlü galiba. Aşk çok, aşk kısa süren sizce, bir şey. Sizce aşk ve sevgi arasındaki... Sevgi. Abi bence... Bence de sevgi. 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 Kalıcı olan sevgi daha ayağa yere çok emek süreç seni sevdim şey, bir gül gibi vay ayağa yere basan bir şey sevgi evet. Aşk daha uçucu bir şey ve tehlikeli tehlikeli şarkı söyleyin ses alayım bana şarkı söyleyin. Söyleyin haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle rüyalarda gördüğümü haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. E haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle, rüyalarda gördüğümü.
maçına gelmedik mi? Haydi söyle. Rüyalarla gördüğümü haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Haydi söyle. Kıpırdayamıyorum ki yerimden. Ben kıpırdatırım. Açtı bu kadar. Böyle yapmıştım böyle. Klipte. Haydi söyle. Şimdi makyajın, ceketime gelmesin. Makyajın, makyajın. Ben değdirtmeden dokundurmayı bilirim. Bak değmiş mi? Bak bak var mı? Var mı? Yok. Bak burasını değdireyim. Burada yok. Dokunma kralıma. Dokunma. Hatırlatıyorum ona. Dokunma. Stelio kendini nasıl yerden yere atmıştı. Ha bu klip çok tutacak, işlerden işlere gideceğiz diye. Stelio da hasta. Herkes hastalandı. Herkes bir gün hastalanacak. Herkes bir gün mutlak ve mutlak. Fenerbahçeli olacak diyecek. Fenerbahçeli mi olacak? Kadıköylü olacak. Kadıköy, İzmirli olacak. İzmir'e gidiyorum ben Gülben. Fenerbahçeli. Yanına gidiyorum İzmir'e. Vallahi restoranın yanında iki tane evi var. Bir tane apartman dairesi var. Onu bana veriyor. Altıncı kat. Bütün denizi görüyorum. Orada yaşıyorum. Kız arkadaşım bırakmaz seni. Benim başım. O da gelecek. Seçil de gelir. Benim başım. Akşamları düşünsene İbrahim'in yanındayım. Her gün kebap yiyoruz. Her gün sohbet. Sabaha kadar şarkı. Sen sabah 7.30'da ciğer yedin mi hiç yanında tayin pekmez? Yok, benim hanım yiyor da o ciğer yiyemem ben. Sabah kahvaltıda ciğer. Ya bir ciğer. Şey söyleyeceğim, biz dans yarışmasındayız. Yabancılar var bu Acun'un yaptığı dans yarışmasında. İbrahim Bey de, İbrahim'cim de geldi, jüri de. Ondan sonra ben de dedim ki, ay dedim ben de zannettim ki dedim bir çiğ köfte getirirsiniz bugün dedim. Ben de yarışmacıyım. Sen bir anda... Binlerce çiğ köfte evet. Geldi ve o yabancı dansçılara biz çiğ köfte yedirdik. Rahmetli kız da vardı. Ay Defne de vardı. Defne. Evet canım. Joy, Defne Joy mu? Defne Joy Foster Joy, Joy. O da vardı. Ama o İngilizler, hocalar hepsini çok iyi. Müthiş bir hafızanız var biliyorum zaten. O yabancıların, sen İngilizlerin, İngiliz dansçıları falan çiğ köfte şok geçirdiler yani. Futbolcu neydi adı? Aa o çok güzel dans ediyordu. Pascal. Pascal. Pascal bir mı? Dans ediyordu Pascal evet. Yıkılsın. Evet. Vallahi çok güzel dans ediyordu. Hayır biz de yarışıyoruz. Benim dansçı çocuk kızdı bana. Ben Pascal'ı alkışlıyorum. Dedi ki Nilgün Hanım siz hayatta yarışmacı olmazsınız. Niye? E bizden önceki yarışmacıyı alkışlıyorsunuz. Böyle bir yarışma olur mu dedi. Ne? Eşit davranıyorum ben herkese. Eşinden? Eşit davranıyorum. Eşit. Eşit davranıyorum. Bir espri yaptım yapamadım zaten. Mikrofonda. Yalan oldu. Artık hanım evden ne derse o mu? Hadi delikanlıca söyle yok. Güzel soru. Artık hanım evde ne derse o mu diyor. Abi ben bir tur döndüm. Bir tur mu? Nilgün Hanım'ın VTR'si var zaten. Evet Nilgün Hanım VTR. Bayılıyorum buna. Ben de sizi çok seviyorum. Siz biraz şey olsanız ben şey yapardım da. Yok olmaz artık. Ihte sobradi hariki laki, ihte zvali torganaki. Peki bu üçüncü kocanız, dört kocası var. Yo, hayır efendim, hayır dört değil. Dört nikah, üç cenazem var. Efendim yanlışlık olma, bu hesaplarda yanlışlık yapıldı mı ben sinirleniyorum. Ah bak şimdi bir de yanlış hesap mı yok? Yani birle bir kere evlenmişim. Sizin İkincide yaptığınız... bir takılmış yani. Evet. İkide iki kere takılmışım yani almışım. Ayrılmışım ama acaba iyi adamdı da ben yanlışlık mı yaptım, ayrıldım diye bir kere daha almışım. Doğru yaptığımı anlamışım, bir kere daha ayrılmışım. Ondan sonra bir kere daha almışım, dört nikah, üç koca. Sen anlayabildin mi? Eşler birbirine kıskanmasın diye hepsine birer tane kız yapıyorum. Farklı da yazmam, hepsine bir kız. Çünkü öteki oğlan olursa öteki der ki o niye oğlan, benimki niye kız. Araları bozulmasın isterim bunların. Allah Allah. Evet. Yani onu da kendiniz istediniz kız olacak diye. Kız dedim, onun da hakkı olsun, onun da hakkı olsun. Üçüncü eşten bir köpeğim vardı. Onlar. Bir benim için söylüyorsunuz ki üç kere, dört kere evlendi, üç koca aldı. Ama ben ne kadar ne yapsam sizin gibi olamam. Siz her zaman benden çok daha ileridesiniz. Ben şimdi bu hesabı çözemedim. Üç kere evlendin, dört kere ayrıldın. Dört evlilik, üç koca. Heh.
Biriyle çift dikiş değil mi? Evet. Tamam. Yapılmaması gereken. Evet. Ne kadar rahat konuşuyorlar İbrahim abi ya. Bu hanımlar niye böyle? Denenmesi denenmesi olmaz ama bir kere denemiş olsun. Allah'tan şey desek, eş desek biz alınıyoruz. Ne desek? Koca değil de eş. Eş, üç eşim. Evet. Bize evet yani güzel. Bize hakaret ediyorsun şu an. Hem koca olarak mı? Koca, koca eş ne olarak. Demek? Sen dedin aynı. Ya kocaman bir dağ varmış. O, adam koca oldu. Reddedildi o. Gülben hayır, reddetti. Hayır, o kocayı kabul ettik de dağdaki karı kabul ettik. Ben bilmem de peygamber sabrı var İbrahim abi de bak. Kadınlar 30 sene konuşuyor kafasında böyle bıdı 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 bıdı. Ve hepsine dayandı. Abi o kadar ya, çok alırsan konuşurlar tabii. Bir sürü konuşuyor. Namusuna şerefime var ya. Tutamadım kendimi. Dağ olsa çatlardı. Ortadan bölünürdü yemin ederim. Ben evet yine, abi. Ben yine nasıl bugüne gelmişim merak ediyorum. Ama bir şey söyleyeyim ben mi? Ben burada hak veriyorum. Çünkü erkeklerden daha zor kadınlarla uğraşmak. Daha zor. Bunu kabul ediyoruz. Bak efendi olduk. Gördüğün gibi kadınlar zor. Saygımız yani. Sonsuz. Evet. Anamız, bacımız, eşimiz. Yani erkekler 2-3 şey düşünür. Kadın 1003 şey düşünür. Erkekler ne düşünür 2-3 şey? Mesela bir? Bir maç diyelim. İki? İki hanım diyelim. Yani çapkınlık diyelim. Ay o sizin belirttiğiniz bir şey. Erkekler ne düşünür? Biz hiç düşünmüyoruz mesela. O kesinlikle olmaz. Çapkınlık denen şeyi kabul etmiyorum. Bir... Kabul etmiyorsunuz. Göz hayır. Göre göre. Ben söyleyebilir miyim? Evet. Bir eve güç düşünür. Eve bakmayı düşünür. Güç diyelim. İki eve bakmayı düşünür. Üç aileye bakmayı düşünür. Dört saçını döker, ölür gider. Eve bakmayı düşünür. Başka da bir şey düşünmüyor. Yalan. Ya yalan ya. Ama şimdi yalan, erkeklerden bahsediyorum. Yalan, İbrahim abiden değil. Yalan. Seni sevmediğim. Ay bu şarkıya yalan. Da bayılırım ben ya. Dindim. En sevdiğim şarkıdır bu. Kızgın bir an. Nasıl? Sen bir şey bilmiyor musun abi şarkımı? Az önce bizi gaza getirdin. Sen okumayacak mısın bir şey? Ne okuyayım abi? Dünden razıymış meğerse. Yok bir de efelik var onun için. Ne okuyayım abi? Abi o şey tona giriyorum ya. Evet. Estağfurullah abi ne efelik. Ne okursan oku. Abi, sen beni ezdin. Bizim kabulümüz. Işte. Ne okursan kabulümüz. Ne yapsan yakışır sana. Rap ne lan? Murver rap he? Yo, hiç yakışmaz. Ben nakaratları söyledim abi. Ne? Nakaratları söyledim ben. Neyini? Şimdi Kodes diye bir arkadaşım var Emre. Kodes mi? Abi onlar öyle... Şey yapıyorlar. Kodes ne o cesem gibi hapishana gibi. Ne gidiyor. Onları mahlayla. Hayır bu Kodes onların şey ismi grup ismi mi? Yok bir kişi abi. Kodes bir kişi. Ya bu senden niye anlaşamıyoruz? Bir türlü film ismi bulamadık. Grup mu bir kişi mi onu bulamadık niye? Ben heyecanlanıyorum çünkü senin karşında. Kodes var bir de Fatefat var. O da Adanalı. Ne Fat? Fatefat. Adanalı. Kiremitane Mahallesi'nden. O zaten gelecekti o da şeyden gelemedi abi. İzmir'den dönüşte uçakta şey çıkmış yanındaki insanda. Evet. İnsan. Korona çıkmış. O yüzden dolayı gelemedi. Buradan ona da selam olsun. Kodes'le Fatefat bir... Hadi görelim abi. Abi ben araları söyledim işte. Değil. Yüzüm güler benim içim değil. Eyleme asla kula minnet. Yalnız ya Rabbine eğil. Güçsüz dermansız ağlak gözlerinde. Oturma sakın karşıma dik dur. Bedi silkelen haydi kalk eşlik et sefer marşıma. Film şeridi gibi geçer hayat bak kare 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 gözümün önünden. Mazlum ahıyla oynadı oynayacak yakında yeryüzü yerinden. Gidiyorum aşık Veysel gibi gece gündüz tek dostum kara toprak. İzinsiz Allah'tan kıpırdamaz kainatta tek bir yaprak. İşiniz gücünüz şekil olmuş. Paran değil yüreğin kadar konuş sokakta yaptım en karalına tuş. Karanlıktayım hadi gel bul beni ben divaneyim harbi serseri. Yıktım tabuları kırdım zinciri şarkı bitince topla leşleri. Çakıllarla işim olmaz sahipleri gelsin dönecek dersin. Ben varken İstanbul sana fazla defol hadi yetecek sana Mersin. Barış istiyorsan savaşa hazır ol ki tembelimde pantolonum bol. Kodes inince mahalleye kolpacılar alıyor tek tek yol. Yanına koyma bunu senin yanına. Bugünü yaşamayan çıkmaz yarına. Yaptığından körlüğün olur bedeli. Dileneceksin insaf kalmaz yanına. Yanına koyma bunu senin yanına. Bugünü yaşamayan çıkmaz yarına. Yaptığından körlüğün olur bedeli. Dileneceksin insaf kalmaz yanına.
insaf kalmaz yanına. Fatih yine modda rapin yine. Ağır gelecek sana yediğin lokma. Biz geçtik o yollardan çoktan. Allah var gerisinden korkmam. Mahalleye tezgah atanda ciro. Bagajda satır ve poşette kilo. Herkes çete burada herkes ciyo. Tutturdu gidiyor herkes bir yol. Biz ne bir çeteyiz ne de bir mafya. Biz müzik peşindeyiz sense tafra. Kapımız açık bak her zaman dosta. Yersen buyur acılı sofra. Birim yapmak için bana odaklanma. Çünkü an meselesi bak tokatlanma. Yermina kolpana Adana'nın çocuğu. Hayatı öğrendik sokaklardan. Mekanın varsa basan da var. Volt like atıp da kasan da var. Keyfin çok ama tasan da var. Yalanla dolan bir kasan da var. Dayılana her gün şomar da var. Köşe başları kumardalar. Anlamayız biz tango mangodan. Çekersen buyur halay da var. Sizlerde saadet parayla var. Benim gönlümde kocaman saray da var. Bodrum sahili kesmez bizi. Yüzersen baba kanalda var. Gangsalar ama sanaldalar. Sadece klipte tabancalar. Sabıkasına baksana tertemiz. Ne gerek var lan palavraya. Yanına koyma bunu senin yanına. Bugünü yaşamayın çıkmaz yarına. Yaptığından körlüğün olur bedeli. Dileneceksin insaf kalmaz yanına. Yanına koymam bunu senin yanına. Bugünü yaşamayan çıkmaz yarına. Yaptığından körlüğün olur bedeli. Dileneceksin insaf kalmaz yanına. Saygılar sevgiler benden de kardeşim. Bu nasıl hızlı söylüyorlar anlamadım ben. Nasıl bir ezberdir o? Sizler nasıl 20... Benim vuracaklar ne yapacaksın? Tövbe aşağı abi ne diyor? Bugünü çıkmaz Oksan abi. Hayır, bu acele acele nasıl oluyor anlamadım ben. Yani, söyler misin başını? Hatalarım suçum değil, yüzüm güler benim içim değil. Eyleme asla kula minnet, yalnızca Rabbine eğil. Güçsüz dermansız gözlerinle oturma sakın karşıma. Dik dur ve de silkelen haydi kalk eşlik et zafer marşıma. Film şeridi gibi geçer hayat bak kare 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 gözümün önünden. Mazlum ahıyla oynadı oynayacak yakında yeryüzü yerinden. Gidiyorum aşık Veysel gibi gece gündüz tek dostum kara toprak. İzinsiz Allah'tan kıpırdamaz kainatta tek bir yaprak. İşiniz gücünüz şekil olmuş, soyguncu gundiler şekil olmuş. Kral olmuş. Paran değil yüreğin kadar konuş. Sokakta yaptım en kralana tuş. Karanlıktayım hadi gel bul beni. Ben divaneyim harbi serseri. Yıktım tabuları kırdım zinciri. Şarkı bitince topla leşleri. Çakallarla işim olmaz sahipleri gelsin. Dönecek tersin. Ben varken İstanbul sana fazla. Defolatı yetecek sana Mersin. Barış istiyorsan savaşa hazır ol. Küten belimde pantolonum bol. Kodes inince mahalleye kolpacılar alıyor tek tek yol. Yanına İbrahim koymam abi. Bunu senin İbrahim yanına. İbrahim abi biz demek ki... Bugünü yaşamayan çıkmaz yarına. Yaptığından körlüğün olur bedeli. Dileneceksin insaf kalmaz yanına. Sayın Tatlıses biz demek ki boş yere bu kadar zaman harcamışsınız. Kara biberim, burka delere yapayım. Yani. Neler çıkıyor baksana. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Vallahi başarılı. Allah'a inancından doğru da... Oradan dolayı da teşekkür ediyorum. Teşekkürler çok sağ ol. İçinde Allah geçiyor çünkü. Sözleri sen mi yazdın? Tabii ki biz rapçiler her zaman herkes kendi yazdığı sözü okur. Çok tebrik ediyoruz. Çok gerçekten aradaki mesajlar çok etkileyici. Biz rapçiler ama kendi yazdığı sözleri okur. Evet bizim özelliğimiz bu. Her dinlediğimiz rapçi için mi geçerli? Hepsi kendi hepsi yazar kendi okur. Müthiş. Yani bizim camiada başkasının sözünü okuyan rapçiye benim bildiğim kadarıyla saygı duyulmaz. Camiadan yok olur zaten. Herkesin, rapçilerin özelliği budur. Kendi okuduğunu kendi yazar. O zaman ben bir Serdar Ortaç şarkı demek ki ben rapçi olamayacağım. Evet ben de. İnşallah abi. İnşallah. Olmazsın inşallah. İnşallah olmam. Canım öpüyorum seni. Ben de sizleri öpüyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sana. Ağzına sağlık. Helal olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Tebrikler. Çok sağ olun. Ben nasıl deyim haydi ben nasıl deyim haydi ben nasıl deyim haydi haydi. Yalnızlık alır götürür, vay beni yazık bana. Eller böyledir hep ayırır. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, vezirgah değil. Bu kadar güvenme hiç kendin. Bu şeyden dolayı da bize şey kaldı bu efelik. Hani böyle yapıyoruz ya. Gel mikrofonu tut. Ayağa kalk ki şey yapalım. Böyle var ya bu. Ha, böyle. Bu çok şey oldu işe yaradı yani. Evet. Gibi bir de şey gibi yani. Adam abi bu zaten işe yarayan bir şeydi böyle. Buyurun bakalım.
Ben bir Serdar Ortaç şarkısı okuyayım. Rapçi olmadığım için kendi şarkımı kendim yazamıyorum. Ne? Ne okuyacaksın? Yarı çıplak. Yarı çıplak? Hı. Giyiniksin. Şarkının adı. O yazmış. Ha. Sen mi yazdın? Ben ruh hastasıyım. Ey manyak. Hastayım. Sapıtını, sapıtını. Hastayım ben, hasta. Aman manyak. Hele bakayım yarı çıplak ne? Öfkelendim aşkın acısından. Kalbim utandı ilk kez kendi yarısından. Aşk tanrısı haberi yok, göz pınarı ıslak. Sensiz hiç değeri yok, kaldı yarı çıplak. Ah zalim hayat, vicdansız hayat. Kıskıvrak saplandım ortasından. Hislendim kimsem yok, sana geldim. Baktım hiç kimsem yok, sana geldim. Aradan geçen yıllar olsun, iki aşık aşkı unutur mu? Aşkın huzur meleğisin sen, rüzgar seni hiç unutur mu? Sıradan bir ayrılığı seçtim, gereken de oydu gözüm ıslak. Ben kalpten ayrılana geçtim, kalbim elinde yarı çıplak. Geçen yıllar olsun, iki aşık aşkı unutur mu? Aşkın huzur meleğisin sen, rüzgar seni hiç unutur mu? Sıradan bir ayrılığı seçtim, gereken de oydu gözüm ıslak. Ben kalpten ayrılanı geçtim, kalbim elinde yarı çıplak. Sıradan mı? Bir ben mi öfkelendim aşkın acısından? Kalbim utandı ilk kez kendi yarısından. Aşk tanrısı haberi yok, göz pınarı ıslak. Sensiz hiç değeri yok, kaldırı çıplak. Ah zalim hayat, vicdansız hayat. Kıskıvrak saplandım ortasından. Hislendim kimsem yok, sana geldim. Baktım hiç kimsem yok, sana geldim. Aradan geçen yıllar olsun, iki aşık aşkı unutur mu? Aşkın huzur meleğisin sen, rüzgar seni hiç unutur mu? Sıradan bir ayrılığı seçtim, gereken de oydu gözüm ıslak. Ben kalpten ayrılanı geçtim, kalbim elinde yarı çıplak. Aradan geçen yıllar olsun, iki aşık aşkı unutur mu? Aşkın huzur meleğisin sen, rüzgar seni hiç unutur mu? Sıradan bir ayrılığı seçtim, gereken de oydu gözüm ıslak. Ben kalpten ayrılanı geçtim, kalbim elinde yarı çıplak. Aradan geçen yıllar olsun, iki aşık aşkı unutur mu? Aşkın huzur meleğisin sen, rüzgar seni hiç unutur mu? Sıradan bir ayrılığı seçtim, gereken de oydu gözüm ıslak. Ben kalpten ayrılanı geçtim, kalbim elinde yarı çıplak. Helal! Bu yeni şarkı mı? İyi. Eski bir şarkı bu. 3 sene oldu değil mi? Daha fazla. Daha fazla. Daha fazla. Bunu Serdar'dan nasıl aldığımı anlatayım size. Para verdi.
Helali hoş olsun. Bütün müzisyen arkadaşlarımın, Yıldız Tilbesi'nden, Deniz Tekisi'nden, Serdar Otaş'tan, Şehrazat'tan, Sezen Aksu'dan herkese kadar teşekkür ederim. Bu özel emeği, onların şarkılarının kiracısıyız biz. Yoksa mal sahibi onlar, çok önemli bir şey. Emaneten bizde ve iyi taşımak, iyi bakmak zorundayız. Çok önemli. Bir sürü şarkı yollamıştım. Ağzı laf yapar. Ağzı laf yapar. Külbeni. Çok cilveli laf yapar. Çok da güzel laf yapar yani. Ahlaklı bir cümle. Hani, teşekkür ederiz. Ama güzel. Teşekkür emekçi ederim. Tabii yani, ki emekçi. Çok önemli Allah bir şey. Allah razı olsun. Ya ne demek? Doğrusu bu. Bir de var, bunları inkar ederler biliyor musun? O inkar etmez hiçbir zaman. Başım üstüne. Stüdyoya bana şarkılar yollamıştı. Dinledim. Biliyorum başka bir şey çıkacak ondan. Gel stüdyoya dedi. Gel stüdyoda kendin bak dedi. Yani sanki bir şey daha var yani. Yolladığı şarkıların haricinde. Stüdyoya gittik, bir açtı. 678 5000 tane şarkı. Keşke Padişah mesela gibi bir şarkı gelseydi. O sene sen gelseydin. Vay. Bu devirde kimse sultan. O da çok ne güzeldi. Yıllar? O da 98. Çok yakıştı 98. Ama. Sahibinin ağzına çok yakıştı bence. Çok da güzel tabii oldu. Tabii canım Sibel abla. Bence senin aynen yani herkese verdiğin şarkılar. Bu şarkıdan da hayır, ben çok onun mutluyum. Gibi bir dönem gelseydi, sana denk gelseydi, evet, keşke. İnşallah yenilere bakacağız Serdar Bey. Bir de İbrahim abi bütün şarkılarını tribüte yapsa Orhan Baba gibi. Düşünsene. Yani Nankör Kedi'den bilmem neresine kadar. Ama bir tane 4 var. CD. Bende var o. İbrahim Tatlıses klasikleri var öyle bir tane. Şey, öyle bir şey mümkün değil. Neden? Niye? Ya abi Polat olmaz, yapar ya. Olmaz, olmaz, Polat. Bir dakika neden ama? Bir tane var ama öyle. Bir ama tane. Hoş bir şey değil. Ne yani benim şarkımı herkes okuyacağım. Ben ondan şey mi namal alacağım yani? Ha başkası okusun sen mu? Sen millet için yapacaksın. Biz dinleyeceğiz. Ben mi okuyacağım? Evet. Sen başkasını okutacağım. Atıyorum. Ya yani okumak istersen sen okuyacaksın. Ama bence Orhan okutmam Baba'ya. Okutmam işte okutmam. Yok öyle bir şey. Olmaz. Daha ayaktayım ben ya Allah Allah. Herhalde ayaktasın. Ay bence de biz İbrahim Tatlıses'in okuduğu şarkıları biz mi okuyacağız? Evet. Yok yok. Sana ne oluyor? Vazgeç sen bu projeden Serdar. Ben isterdim bir tane İbo şarkısı okumak. Mırı olaya el koy. Efendim abi. Olaya el koy. Tamam İbrahim abi. Ne söyleyeyim abi? Olaya el koy diyorum. Ne söyledim? Şey olmaz olmaz diyor da ben şey oldum yani. Ya hep konuşur, hep konuşur. Sadece konuşur. Gel beraber okuyak. Çıkışta beraber sadece okuyak. Sadece konuşur. Evet, hoş geldiniz tekrar. Ben programı burada sonuna gelirken ben ve yardımcı arkadaşlarım. Yok canım Serdar şarkı mı Allah Allah, ne alaka? Olmasın tabii ya. Lafını kestim Mustafa, kusura bakma. Estağfurullah. İbrahim abiyle şarkı okusak ama yoruldu bak. Ben yorulmam yorulmam. Okur musun dostlarım peki? Dostlarım gelmiş, beni arzu etmişler, ben rica etmişim, çağırmışım. Onlar da beni kırmamış gelmiş, ben yorulur muyum? Hele bir söyle. Yorulmanın kelime, şey anlamını anlamıyorum. Yoruldu. Ne alaka ya, ben yıllardır yorulmadım biliyor musun? Yorulmam da. İbrahim abinin içinden bir şey gelse onu okusak. Arkadaşlar gene La'dan uşak yapsak. Sol yapalım ya, sol. Ya sen oku sen. Tamam ben, tamam ben okuyorum. Ben abi, okurum. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam La'dan yapıyoruz, uşak yapıyoruz. Başka bir şarkı okuyoruz. Boş ver doğaçlama. Estar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  Son 1998 Sibel Can, söz müzik Serdar Ortaç, İbrahim Tatlıses'in huzurunda Padişah. Ben gibi sevmedi bilirim. Bir seferde yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil eder. Üstüme gelmeyin anamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bir seferde yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil eder. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. İnatçıyım derdim çok. Dostum var hiç dermanım. Sultan değil, hükümdar değil, vezirgah
kimse şah değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendin. Kimse şah değil, padişah. Seferde yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil. Üstüme gelme inanam, beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu seferde yalancı ben olamam, seni bir kalemde rezil. Konturşa! Korkuyorum savaştan. Kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Bu akşam üzümleri evde bıraktım. Kör kütük sarhoş oldum, elimde değil. Seni kucakladım, yerde bıraktım. Ağzımla kuş tutsan umurumda değil. Lay lay la 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 la. Orkestra bence bu ülkeye gelebilecek en iyi ekip. Ve tamam, yalakalık yapmayacağım İbrahim abi bulmuşken. Gözleri fethan güzel. Hadi. Raşın orkestra bu. Dur, içinden geçen bir şey çıkartabiliriz. Sen niye ne o? Ne dedin? Ne? Ha, dem. O dem miydi? Sen şimdi orkestranın fethanı nasıl atladın? Merak ediyorum. Senden bir şarkı almak için yol arıyorum. Yol arıyoruz. Peki ben söyleyeceğim. Ayrıca benim orkestram hep birinciydi. Gerçekten hiçbir ama zaman ikinci olmadı. Onları çok seviyorum hepsini. Adanza'ya seviyorum ben gerçekten. Ne oldu be? 23 kişi bıraktım, döndüm geldim, hala 23 kişi. Ama erenk berenk oldu. Biri oraya gitti, biri oraya gitti ama yine hepsi benim yanımda toplu şekilde. Global olarak çalışıyoruz şu anda. Hepinizi seviyorum, siz de beni seviyorsunuz, biliyorum. Sevginizden şüphem yok. Benim de sevgimden şüpheniz olmasın. Do you understand me go? Yes. Kale ma'amalci, teçhira vurgu, kale ma'amalci vurgu. Kale serdarci vurgu. Baba, bir şarkı ya. Bak ya. Ya kardeşim beni buraya oturmaya çağırdı, oturmaya. Ama egzersiz yaparsan o ses açılacak ve bir sene sonra bir bakacaksın ki tekrar İbo aramızda. Haydi haydi gidelim haydi. Dağa kara yemişe dağa, kara yemişe dağa, kara yemişe. Elun nişanlı suyna, elun nişanlı suyna, elun nişanlı suyna. Haydi ben nasıl deyim, haydi haydi. Bir şey yok.
böyle sevda mı olur böyle sevda mı olur böyle sevda mı olur girsin yerim dibine girsin yerim dibine girsin yerim dibine. Ben şöyle düşünüyorum, eğer böyle pratik yaparsa İbrahim abi, her gün böyle şovda 4 tane okursa o ses açılacak ve alışacak diye düşünüyorum. Doktor ne diyor? Ya açıldı açıldı. İlk geldiğim gün nasıldı? Evet. Şimdi nasıl? İlk çekimimizde başkaydı, şimdi başka. Açılıyor, geliyor ha, geliyor ha, geliyor. Oh be, oh böyle de işte. Lan! Bize bak. Aynen. Evde bazen bağırıyorum. Metin diyor ki sesini açıyor sesini. Yani öğütlere karşı Metin diyor ki sesini açıyor sesini, merak etmeyin. Abi neredesiniz diyorum, bak kimse ses yok. Kim makyaj yapıyor, kim bilmem ne yapıyor. Bu ne ulan? Evdeki şey, telefon ellerinde. Tuttun ki bir mikrofon, nasıl edeceğim? Tamam, tuttum ben geçtim. Telefon ellerinde tık 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 tık. Neden anlıyorum biliyor musun? Yüzleri beyaz oluyor telefon evet. ışığından, onu anlıyorum. Arkadaş sohbet muhabbet denen bir şey bitmiş yok. Ya. Küllüm, her şey küllüm. Her şey küllüm, herkes... Bakayım Metin'den ses geliyor. Kilo ne yapıyorsun? Dedi ki face'ime bakayım. Ha, senin face. Herkes hikaye paylaşıyor. Evet. Aynen. Instagram, Facebook. Buraya gittim, bunu yedim. Mustafa Vetere. Evet abi, çıktım. Vetere dedim, sen demedim. İçi. Yine espri yapamadım. Lanet yesin benim içimdeki. Lanet olsun benim içimdeki bu İbrahim sevgisine. Şarkı mı? Allah aşkına. Gel gel ölümü. Gel gel Allah aşkına. Haydi güzel. Gel gel. Hay dedim, bizden şarkı söyler misin? Dedik abi ne diyorsun ya, bırak şimdi böyle şaka makayı. Ciddi ciddi şeyler sor, söyleyeyim dedi. Şarkı marka ikinizin adına ben şarkı söyleyeyim. Neler gördüm neler. Geldi başıma. Düşe kanka geldi. Ben bu yaşıma. Tutup kaldırım Allah aşkına. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Ne söyleyeceğim Mırro? Ne söyleyeyim abi, ne istersiniz? Ey benim hasret kokan sevgilim. Vay. Vay Allah, dayanır mı yürek? Vay vay. Ama ben sen İbrahim abi söyleyecek, ben bakacağım. Yani ben biliyorum ki şarkı söylüyorsun. Yani kendi kendime hadi, evet. Lütfen. Kendi neyinde? Kendi kendime evet söylüyorum. Kendi kendine bir şey söyle evet, bakayım kendi mesela. Sarhoşam, dilim dolanır aman aman. Sarhoşam, dilim dolanır aman aman. Aman kız, canım kız. Şeyime, neyime, sevgime. Bu söz sana mı ait? Bu insan sevgisi, yani Nalet Olsun içimdeki insan sevgisi sloganı yazılmıştı ama hani oraya taşıyan kısım galiba hani benim o doğaçlarım oldu. El ettim, göz ettim, yandım benim. Şeyin de sazın da kafana yoruyor. Beni, vay. Ne oldu? Oradan gel kurdu söylüyordu kardeşim. Ben Muray'ı çalışırken ben senden çok çaldım biliyorsun. Hı? Muray'ı çalışırken. Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Terbiyesizler. Sen dedin öyle. Terbiyesiz. Hayvan. Diyalog yaptın değil mi? Evet abi, yapmaya çalıştım. Diyalogu anladın mı acaba? Ben mi? He. Evet abi anladım. Ne dedim yani? Diyalog böyle hani başka sesleri, başka şiveleri konuşmaya çalışır. Pis herif. Bunu da bilseni. Bu niye bildi? Evet biliyorum abi. Ama onu bildiği çok önemli. Bilmesi önemli. Herkes bilmez. Çok oyuncu bilmez diyaleğin ne olduğunu. Yani şark şivesini çeviren diyalek işte o. Bir de sen vardın abi benim önümde. Abi örnek. Sen ne mezunusun? Konservatuar. O zaman bana ne yemek düşer? Çiğ köfte. Süper olur. Çiğ köfte düşer bana yemek. Aynen abi. Kaç sene gittin?
6 senedir yani oyunculuk, oyunculuk bir de şarkıcılık da var mıydı? Şarkıcılık ya bir okulda öğrendiğimiz şan dersi alıyorduk. Hangi işte. Konservatuvar? Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Müjdat. Ziver Bey. Müjdat. Yani parasız olan. Müjdat Gezen mi? Evet abi parasız olan okul. Parasız bize. Olan. Evet. Parası bölümü de var mı? Ya bir şey bizim okul herkes paralı zannediyor da Müjdat Hoca Allah razı olsun. Ben buradan hani sırtımda hacca götürsem hakkını ödeyemem. Bizden 5 kuruş para almadan Müjdat Hoca... Çok da bütün yetenekler de ondan... 5 kuruş para almadanın üstüne kendi varını yoğunu da üstüne o vererek. O okula varını yoğunu yani. Vererek Müjdat Gezen'in bir bölümde bir lafı vardı onu hiç unutmam. Bir tiyatro yapardı. Yani biz gazyonda çalışırken. Çünkü iyi bir dostum dedi. Çok da severim. O da beni sever. Sen abi biz öğrenciyken okula da gelmiştin. Nereye? Bizim okula geldin abi. Ziver Bey'deki. Ziver Bey'e o geldin abi sen. Nereye? Ziver Bey'e. Ziver Bey'deki okula geldin. Kadıköy'deki okula. Ha Kadıköy'deki. Ha, işte oraya ya. Geldim diyorum. E işte ben öğrenciydim abi o zaman. O da aynı şeyi söylüyor. Kaç sene oluyor? Abi 15 senesi. 15-16 sene 15-16 senesi var. Hatta girme diyebilirim yani. Aynen. Ben kapıda koşturuyordum. İbrahim abi, İbrahim abi de hiç bakmadın bana. Dedim bunu bana benziyor. Kaybedim bunu. Bu hakikaten benzer yani. He abi. O zaman da ben zayıftım. Evet abi. Aynen benim gibidir. Bana geldiğinde kilolusun ama. Şimdi zayıflamışsın. Bu hanım mı seni zayıflattı yoksa? Abi ben pilates yaptım. Bir de kardiyo yapıyorum. Pilates? Evet gençler yapıyorum. Ama hanımlar da yapıyor onu. Erkekler bence yapmıyor. İşte moda spor, dedim. Moda spor. Pilates. Ama bir şey söyleyeceğim. Zamandır. Pilates ben mesela 4-5 senedir evet. yapıyorum. Fizik tedavi gibi bir şey pilates evet. yani. Evet. Gerçekten abi. Spor gibi vücudu bir yer. Vücudu toparlayan bir şey aynı zamanda. Şampiyonlar Ligi. Toparlıyor, sağlık. Abicim şişmanlık güzel değil. Bir defa değil, abi. Değil, yumuşatmıyorum. Değil. Değil yani. Yük değil mi insana? Zayıflık çok güzel. Abi şey biriktirmek haramdır ya. Yani ben seni gördüm var ya şaşırdım daha. Yemin ederim şaşırdım. Çünkü o zamana göre çok zayıflamış. Aynen. En az 15 kilo. 18 kilo verdim abi. Ben 3 kilo kaybettim. Aynen 18 kilo verdim. 18 kilo ne kadar zamanda verdin 18 kilo? 9 ayda. Bilinçli doktorla tabii, mı tabii. kendin mi? Yok pilates, kardiyo. Harika. Şey bisiklet ve bitti. Şey beslenme alışkanlığı. Kurban olayım ekmeği yasak edilir işte. O ekmek, ekmek. Abi ekmek yiyor. Abi, abi bandırıyorum ben ya. Sabahın yani. Var ya. Ben bir tırşık yapıyorum aman yarabbi aman. Ekmek yiyoruz abi. O... Eve gelen her yardımcı hanımefendiden rica ediyorum. Öğretiyorum önce öğretiyorum. Tırşık. Ekmeği bandırmazsan var ya böyle bir şey. Öğreteyim. Soğan. Kırmızı biber. Yani pul biber değil. Kırmızı yeşil biber. Neyse ince ince doğruyorsun. Hafif salça, biber salçası. Salça yok. Domates koyuyorsun ya. Aynen. O domates kendi salça oluyor zaten. Yani bana salça olmuyor. Ama kendi kendine salça oluyor. Yeşil biber, maydanoz, nane, olusiyet tırşık, sarımsak. Bu kadar. Aynen. Böyle bir limon biraz da. Ben bir de sirke koyuyorum çünkü sirkenin çok faydası var. Evet. Sirkenin insanoğluna çok faydası var. Evet. Sirkenin büyüye faydası var. İşte insanoğluna var abi, bize yok. Bence işi ters giden insan evre sirke dökmeli. Böyle boydan boya, kapı eşeğine falan. Sirke çok önemli. Peygamber Efendimiz zamanından kalma. Bana şarkı diyorlar. Şarkı mı söyleyeyim ben? 3-4 Bir yalancı yaramaz söz verip hiç aramaz sen açtın bu yarayı hiç kimse Züleyha, 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 geç kalma ha, Züleyha, eğlenme ha, Züleyha, geç kalma ha, Züleyha.
giderim Yusuf'tan gider o. Giderem gider o, sare gam eder o. Züleyha sen gelin Yusuf'tan gider o. Züleyha, 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 geç kalma ha. Kandırma ha Züleyha, kandırma ha Züleyha. Ağzınıza sağlık. Saygılarımı iletiyorum efendim. Allah razı olsun. Benim de ağzıma sağlasın dedi. Kulaklarınıza sağlık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar zaman yalnız kaldığım zaman söylemedim dediniz. Ben en hiç çok ona şaşırdım. Ne? Söylemedim. Utandım hep. Eski yaptığım nameleri yapamam diye utandım. Yanımda dinleyenler çünkü benim her şeyimi biliyor. Onlara mahcup olmayayım diye söylemedim. Kızdı keşke kendine kızdı. Kapattı. Mesela Elifada dedi ki baba niye söylemiyorsun? Ben senin şarkılarını şeylerden dinliyorum. İnternetten dinliyorum. Neden söylemiyorsun? Demişim söylersem kızım diyecek bu babamın sesi değil. Acaba der mi diye utandım söylemedim. Beni seviyor musun Elifo? Ne kadar? Öyle düşünmeyin olur mu? İsterdim ki böyle şakır şakır oynadığımız zaman şakır şakır. Beni affet kızım. Thank you.
Geçen defa pantolonunu yaktın yetmedi. Evi de yakıyordun az daha. Ne oldu oğlum? Konuş! Anne baba! Konuş oğlum! Anne boğuldu! Şu fıratın suyu akar senin. Köyden buralara göçerken çok şeyler düşündüydüm. Eziyetli günler bitecek, rahatlık yüzü göreceğiz dediydim. Kısmet de yokmuş. Günaydın Ömer Bey. Bugün ne kadar yakışıklısınız. Teşekkür ederim. Aa, şurada bir şey var. Anne, bu akşamki yemeğimiz ne? Eşkili bamya oğlum. Gene mi eşkili? Baba seviyor oğlum. Söz olayı bu. Mercimek bir 10 versin, 2 tane bisiklet alırım. İki tane mi? Aba! Öbürüne kim binecek? Ben, dedey, anay, hepimiz bineriz. Anam mı? He. Bundan mı?
Hadi ula, karnımız acıktı, yeter. Babam doğru söyleyin. Hadi yemek de soğudu. Oh be, kaç sene oldu bu lezzeti hiçbir yerde bulamadım. Ellerine sağlık Zeynep bacım. Harika olmuş. Şeker olsun. Güzel olmuş değil mi karıcığım? Fena değil, güzel. Yalnız biraz ekşisi fazla olmuş galiba. Karıcığım, bu yemeğin özelliği ekşi olması, nohutlu olması. Değil mi Yusuf? Doğru değilsen komutan. Bamya ekşi olmasa, içinde nohut olmasa ne kıymeti var? Bu yemeğin adı neymiş Kamil Bey? Bir daha söyler misin Yusuf? Eşkili nohutlu bamya. Tabii nohut içinde yok. Zeynep unutmuş herhalde. Yok yok, unuturmayayım hiç. Nohut koymazsam Yusuf kızar dedim. Jale Hanım koyma dedi, ben de koymadım. Hmm, yemeğin bütün özelliği gitmiş. Ayol, bamyaya nohut girer mi hiç? Evet. Ne kadar güzelmişsin be, şimdi de güzelsin de. Ne kadar güzelmişsin laf bir kafta o, özür dilerim. Ne kadar güzelmiş yani her şey. Evet, uzun yıllar uzun yıllar ama sizin... Lan sen bayağı oyuncuymuşsun daha. Ya. Evet. Siz beni hor gördünüz Fırat'ın sularında ama bende iş vardı. Seni boğuverdim, öldüreyim dedim. Evet. Okulum dedim ama yine dirildin. Evet. Abi bir şey soracağım. Güzel işte. Özür dilerim. Bu İzzet abinin, İzzet Altın Meşe'nin değil mi? Ne? Fırat. İzzet Altın Meşe'nin mi? Evet, söz müzik onların. Değil mi abi? Öyle tahmin ediyorum. Ha, ben de öyle biliyordum. Ne bileyim, söyleyeyim dedim yani. Ben şimdi bunu herkes okumuş mu? Biraz aksak bir parçaydı. Bunu okumak da çok öyle kolay değil. Değil mi usta? Aksak. Ben onu aldım getirdim, okudum, bu hale geldi. Ama çok tuttu yani. Dedim ki buna ben niye klip çekmiyorum? Asistanla beraber gidiyorum, arabayı kullanıyorum. Asistanım da arkada oturuyor, Süreyya. Hatırlarsın Süreyya. Tabii ki, hatırlamaz mı? Süreyya da arkada oturuyor. Dedim ki buna şey yapalım. Mesela adam dedim damda, karısı boğulmuş, oğlu da ona doğru koşuyor. İnsan aşağı, ben dedim niye bunu dizi yapmıyorum dedim ya. Yaz dedim. Başladık orada yazmaya. Bak herkes önden çeker, ben arkadan çektim. Niye? Otelimiz vardı Bodrum'da. Otelimizde çektik. Hatta gittik 4 gün çalıştık. Bütün şeyler şeye gitti, güme gitti yani. 4 gün çalıştık, boşa gitti. Çünkü niye? Orada bir başrol oyuncusu vardı, getirmiştim. O bir ihanet etti bana. Bir laf konuştu. Ama olsun, yine de onu seviyorum, sayıyorum. Çünkü iyi bir insandı. Ama dedim ki niye yaptın? Dedi ki böyle böyle oldu. Herkesi de topladım otele. Asistanımı topladım. Işıkçı Aslan'ı topladım. Aydemir abi vardı. Aydemir abi'yi çağırdım. Çünkü ben öyle bir tanıtıldım ki sanki içki içip kapıları zorlayan bir insanım. Öyle yazmıştı, hiç unutmam. Dedim ben böyle bir adamım. Sana böyle bir şey yaptım mı? Yok. Sana böyle kapıyı çıtlattım mı? Yok. E peki niye bu haber? Dedi ki beni doldurdular. Sen dedim bilet alın, yarın gidiyor bu. Bak 4 gündür çalışıyoruz da ekibi düşün. Yeme, içme, otel, motel, masraf, dünya. Hepsini bir kalemde sildim. Çünkü niye ihanet etti bana? Niye anlattım ben bunu? Ben ne bileyim. Ben abi ben... İzzet Altın Meşe sormuştum. Fırat'tan dolayı anlattım. Evet. Sonra ekibi toplandı, Fırat'ta oynar mısın dedim. Oynarım dedi. Aldık gittik Fırat'a. 3 gün köy gezdim. Mekan. Mekan gezdi. Çünkü mekan önemli. Fırat'ın kenarındayız ama mekan önemli. Bu iki de bilmiyorum. Ben ne zaman işim bitecek? Allah Allah. Evet ya. Ama yine başlamadık. Bak ne diyor. Urfa'ya gittik. Bir lojmana yerleştik. Herkes heyecanlı. Set kaçta. Kostümlerimizi giydik. Provalarımızı yaptık. Adam gidiyor gelmiyor. Akşama geliyor. Yemeğini yiyor yatıyor. Bekliyoruz. 1 gün, 2 gün, 3 gün. Diyor ya gittim. Mekan bakıyorum, mekan. Biz ne bilelim niye geldik o zaman İstanbul'dan? Ama bağırmayın Gülben Hanım. Ona göre de kazanıyorsunuz. Ama devamlı fırça atıyor. Ne zaman gideceğim, ne zaman gideceğim. Öyle diyorsun. Sonra 2 gün çalışacağız. 5 gün iş yok. Niye? Yazmadım daha diyor. Kahvaltıya geliyorum şimdi. Sabahın kahvaltı edeceğiz hep ekip olarak. Diyor ki bana ne yazdın? Evet. Yok. Gece senaryo almadan odaya gidiyorsun. Gece alacaksın, okuyacaksın. Evet. 5'te atıyorum. 5'te. Sabah 5'te atıyorum. Diyor ki bana ne yazdın? Hiçbir şey yazmadım diyorum. Öyle duruyoruz. En son buna bir sahne yazdım. Okudum. Kafası yerinden gitti. Evet. Sadece onun mu? Hepimiz. Biz o zaman seviyorduk abi. Tabii. Seviyorduk sen. Çünkü niye? Canımız yanıyordu. Boğulma sahnesi. İpten bağladık buna. İpe bağladık. Ben tutuyorum ki... Abi anlatmasan da bizim hayallerimiz de öyle güzel. Kimseye de güvenemiyorum. Bu boğulacak. Bak boğulma sahnesi. Fırat Parlak da vardı abi değil mi bu işte? Yok. Yok. Fırat sonra tanıdım ya. Vay be. Vay gerçekten. Yemin ediyorum işte bak. Sonra bana diyorlar niye bıyık bıraktın işte.
Çocukluğumun kahramanı. He? Diyorlar bana niye bıyıklısın falan diyorum. Çocukluğumun kahramanı. Bir de şey abi, ben küçükken annemler şey diyordu, işte İbo'nun son kaseti çıktı diyordu. Ben çok ağlıyordum. Aa, niye? İbo'nun son kaseti çıktı diye. Son kaseti deyince. Son daha bir daha çıkmayacak, öyle mi? Ha, çocuğum abi, öyle anlıyorum. İbo'nun son kaseti çıktı. Öyle ağlıyordu yani. Doğru. Ben de olsam ben de ağlıyorum. O zaman bir şey çok bilmiyoruz. Çok ağladım abi. Bir şey bilmiyoruz o zaman. Mersin'e konsere geldin, fuara konsere de geldim ben. Allah Allah. Sen o zamanın çocuğusun ha? Tabii abi. Sevim Tuna değildi. Şey. Sabuha. Sabuha. Kim vardı söyleyeyim sana. Fatma Girik de vardı. Evet. Fatma Girik de vardı. Öyle konsere çıkıyordun abi. Bana çiçek vermişlerdi ben. Bana getiresin diye. Ha, çıktım ama attım böyle gittim. Ayağında kundura. Yok Sabuha. Yar gelir duralım. Ben Sabuha'ya yetiştim. Seni bekleyen var mı? Var, sevgilim var. Var mı yok mu? Var babacığım. Mutlu var. Musun? Çok mutluyum. Ne güzel. Ben de. Çok mutluyum. Sen var mı? Var. Şu anda burada mı? Burada oturuyorum. Ulan yok dedin, evdeydi dedim, ben de pot kırdım. Oğlum dedim evde abi. Oğlum evde. Oğlun mu? Ha. Peki oğluna da buradan selam olsun. Güzel kızıma da selam olsun. Şekerim. Gülben şarkı diyorlar. Final şarkı mı bu? Benim de var ama uyumuştur artık. Boşa gitme. Ya bırak sen de en güzel yalanı sen söylersin. Yemin et var. Yok ya. Mikrofon abi, mikrofon. Benimki uyumuştur diyorum artık. Gitmesem de olur. Diyorsun. Okey'e dönüyor. Okey'e mi dönüyor? Hem de çift okey. Ne kahreder adam biliyor musun? Şu çift okey var, açamıyorsun. Dön Allah'a, dön Mevlana. Haydi Gülben. İnandın onlara, sihirli sözlere aldandın, büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışıp sevdalara. Seçmedin, inandın onlara, sihirli sözlere aldandın,
büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Sevgilim, seni düşman ettiler bana. Oh, bir hataydı, beni seçmedin, inandın onlara. Sihirli sözlere aldandın, büyü yaptılar sana. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Yalnızlık alır götürür, vay beni, yazık bana. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Eller böyledir hep ayırır, karışık sevdalara. Yalnız bir şey söyleyeyim. Anneannem demiş ya, sesini beğenmiyorum. Bence ayıp etmiş annen. Zaten kaç yıl önce söylemişti kadın. Yıllar önce. Ha, ama, o ilk başladığım zaman. Ama ben başım az önce dinledim. Ben herkese bunu söylemem. Biliyorum. Ama sen ilerletmişsin. Hakikaten. Teşekkür ederim. Detona yok, ketona yok. Ne güzel. Teşekkür aynen, ederim. Aynen. Vay be. Ben hiç kimsenin önüne diz çöküp şarkı söylememiştim. Bu da bir anı ama olsun. Ama canlı söylüyorsun bütün şeyden. İmparator, teşekkür ederiz varlığınıza. Bizi süper, davet ettiğiniz süpersin, için. Süpersin, yemin ederim süper. Ne güzel, çok teşekkürler. Bak, hani bazı sesel oynama olur. Bahtım Bey oynama var mı? Ama dinledim plebeyi, bir şey yok. Canlıyı da dinledim, bir şey yok. Daha 20 ne? Senedir sahneye çıkıyor baba. Evet, şimdi İlgüncüm'ün veteresi var. Bakalım. Çünkü hem oyuncu olarak hem de karakter olarak çok üstün bir insan. Ben de çok sevdiğim, çok saydığım ama rakam olarak değil, insan olarak sevdiğim bir insan gerçekten. Öpüyorum seni canım benim. Bir dakika beni dinle, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Seni sevdiğimi. Ben seni sevmiyorum. Bak, adını kalbime yazdım. Seni ne kadar sevdiğimi anla. Anlamak istemiyorum. Benim sevgim ikimize de yeter. Yetmez. Asıl benim seni sevmem lazım. Onlar gelip geçici. Yarın gidiyorlar. Erkeklerimiz gene bize kalacak. Meraklanma. Bir bebeğin sorumluluğunu üstlenmek kolay değil. Daha beteri de olabilirdi. Tüp açık kalabilirdi. Haklısınız ama aynı hatayı siz de yapabilirdiniz. Uzatmayınız artık. Niye olur abi? Bizi kendi kırıkları gibi biri sandı. Asılmaya kalktı. Bijon anahtarını geçiriverdim kafasına. Sayın seyirciler, piyasaya sahte Momo süren bir şebeke yakalandı. Ay ya bu sahte ise? Yok değildir abla. Şimdi uzmanımız size sahte ve gerçek Momo nasıl ayırt edilir gösterecek. Belinizin etrafında şu şekilde çevirin bakın. Yavaş.
Şöyle mi? Çak. Dostluk için, barış için, sevgi için batsın bu dünya. Ne sevenim var, ne soranım var. Ben hakikati söylüyorum abi. Bütün insanların hepsi aynı. Yunan olmuş, Türk olmuş, ne fark eder? Oo, bellissima, harika. Azur, bekle beni, para yemeye geliyorum. O hangi şehirden sevgiliniz oluyor? Kızım, o başlı başına kendisi bir şehir. Côte d'Azur. Ah Nuri'm, ne kadar sevindirdiniz anlatamam. Göreceksiniz, çok mutlu olacağız. İzmir'de ne ayılanlar bayılanlar var benim kızıma, biliyor musun sen? İzmir'e değil, al kızını dünyanın öbür ucuna git. Aman sizlerden uzak, Allah'a yakın olayım be. Bir güncü mikrofon. Sen bir şey söyleyeceğim. Bu vazgeçtim. Yunancayı ne kadar güzel diyerek yapıyorsun şu olarak. Evet, çünkü benim babaannem Yunan'dı. Grek babaannem Sofia. Sofia. Evet. Onunla büyüdüğüm için ondan öğrendim bütün bu diyalekti, yani Rum diyalektini. Biz Rum vatandaşlarını çok severiz. Evet. Rum vatandaşlarını, ama bizim siyasetle alakamız yok. Hayır, hayır. Oranın halkın, ben biliyorsun orada stadyumda konser verdim. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı iken orada dolaşıyor, bakıyor ki benim afişerim var. Diyor ki bizim oğlan burada ne işi var? Diyorlar ki efendim konser var. O zaman bu konseri alıp TRT1'de yayınlayacaksınız diyor. Çekin yayınlayın. O zaman arabesk yasaktı. Yani arabesk denen bir şey yoktu TRT1'de, radyoda falan. Aldılar, yayınladılar. Arabeskin ne olduğunu gördüler. Ama ben orada hakikaten çok seviyorum. Onun çok da meşhur bir şarkıcısı vardı. Antonio Ramos. Yok değil, o yeni. Vasilis. Çok meşhur, çok. Eski, eski. Eski, çok eski. Ay. O da gelip beni en önde dinlemişti. Kadın yemin mı? Kadın erkek, mı? Erkek, erkek. Erkek. Tamam, Avram Atiyasu, vatan tabloyu onu söyleyin. Ne? Ne Zaferidis'i? Zaferlikis. Yok, yok. Yok, yok. Tam anlamadım lan. Tam Avram Atiyasu onun muydu? Bunu bana söyle kulağıma. Tam Avram Atiyasu onun muydu? Hayır, adını duyarsam hatırlayamıyorum. Ne? Matiyasu. O tatable mumezalizu ne kedigadya musikalizu ne. Zaferidis değil. O tatable mumezalizu. Yaşlıydı biraz, böyle yakışıklı da bir adamdı. Saçları da dökülmemişti. Sen nereden biliyorsun? Yorgo bilmem ne olabilir, Yorgo. Yorgo olabilir. Vapuridis. Evet. Yorgo Vapuridis olabilir. Hayır ya, Yorgo Vapuridis çok... Yorgo'ydu, Yorgo'ydu. Ey dur, bir hatırlamıyorum zaten. Ya bize ne, tamam işte bir tane adamdı yani. Evet. Evet. Ama Dolores, bizden olmaz. Olmaz. Dolores, olmaz. Dolores. Adam türkü geldi, en önde dinledi. Bize ne olmaz. Şaka yapıyorum. Dolores olabilir mi? Ne? İnsanmış yani. Dolores. Yakışıklı bir adamdı. Yorgo'ydu diyorum. En az benim kadar yakışıklı. Yok, Yorgo sonra değil. Theodorakis olabilir mi? Theodorakis. Theodora. Yorgo diyorum, Yorgo. Yorgo bilmem neydi. Yorgo. Bravo, Yorgo. Yorgo denilen. Mikrofonu al Mustafa. Peki abi, olay neydi? Adamı bulamadık da olayı. Olay şuydu. Olay arabesk meselesiydi. Olay yani bizim savaşla mavaşla ilgimiz, alakamız yok. Bizim oranın halkı bizi ilgilendiriyor. Çünkü oranın halkı Türkleri çok seviyor. Ben biliyorum yani. Gittim gördüm. Kaç defa gittim hem de. 3-4 defa. Ayşegül Hanım'la gittik. Doğru mu? Nasıl seviyorlar bizi? Caddede çeviriyorlar. Yemin ederim. Biz yabancı damada oynarken Yunanistan, yani biz Yunanlı takımıydık. İşte oradan... Oraya gittiğimiz zaman... Kıyamet kopuyor. Orada Yorgo çoktur, biliyorum Yorgo. Vasilidis mi ne? Vasilidis. Yorgo var, bir Yorgo var ama ne? Hayatım, Yorgo değil. Yorgo olduğuna eminim. Yok, yok. Bembeyaz saçlı. Çok ben şu. İlk. Bembeyaz, evet. Bembeyaz saçları, evet. En babaları, Yunan müziğinin en babası. Mırıvetere. Alem bana kurbandır, esmer sevdiğim için. Başkanım. He. Gerçekten mükemmel bir lidersiniz. Lanet olsun bütün yüz hatlarıma yayılıp, dellere bile gözüken içimdeki insan sevgisine. Bu Duru kim? He. Duru mu? O benim... Manisa'dan teyze mi kızı? Kız bitti, avukat oldu. Kendimi eğittim. Geliştirdim o gün geldiğinde rezil olmamak için. Tertemiz işler kurdum. Tertemiz işler kurdum kızın karşısında korkutucu olmamak için. Ben ne yaptıysam senin için yaptım diyorum. Saçının bir tek teli için dünyayı yakarım. Ulan
zaman sizde hiç racon yok mu? Madem kardeşinizi ben öldürdüm, o zaman siz de beni öldürün. Size bir kahve ısmarlayabilir miyim? Kahraman bak bunu ev yapıyorsun. Benimle hep emirli konuşuyorsun. Yok sağdan git, yok soldan git. Sen hayırdır ya? O zaman Cumali Bey, yüksek şahsiyetiniz müsaade ederse eğer sağdan gidip adamı karşılar mısınız? Bu hangi sahneydi Cumali Bey'le birlikte? Çukur muydu? Çukur abi, en son Çukur. Peki orada bir şey yaptın, bir Michael Jackson rahmetli. Michael'ı yaptın. Michael Jackson, evet abi. Yaptım. Rahmetli. Evet abi, rahmetli. Çünkü seni görünce İdo'yu hatırladım. İdo ben çocukken gördüm, oynuyordu böyle. Buradaki şeyde, kolundaki şey, poz bantına kadar. Beyaz bant. Tabii, beyaz fotoğraf şapka, siyah takım elbise, beyaz rugan ayakkabı. Paçalar yukarıda. Aynen öyle. Ben de yapardım bir, lisede. Derya'mla uyandık, bir baktık ki bir ses geliyor. Bir aile ile gittik, izledik böyle. Ulan Allah Allah. Bu gitti şey Amerika'ya şey olmaya. Ne derler buna? DJ. Bir geldi şarkıcı. Bu ne lan dedim. Yanlış eğitmişler. 50-60 yerde çalıştım DJ olarak. Fakat sonra baktım şarkı söylüyor. Benim taklidim ondan iyi yapan yok. Ya. Yemin ederim. Bak yemin hiç ederim. Görmedik. Bak İboşo'ya çıkaracağım onu. Benim taklidimi yapsın, geberirsiniz gülmekten. Ama ne kadar güzel şarkıların hali, tavrı. Aynen. Çok beğeniyorum. Bak evde stüdyo kurdu, evde söylüyorlar, yapıyorlar şarkıları. Evet. Arkadaşlarıyla birlikte. Bravo. Evde yapıyorlar, evde. Ay, sizin taklidinizi mi yapıyor? Ay mutlaka gelsin. Biz hep şey yapardık ya, stüdyo. Böyle bir şey yok artık. Evde kuruyorsun, evde yapıyorsun. Abi, geldi doğru bana mu stüdyoya şarkı almaya? Öyle mi? Birkaç tane şarkı dinledi, sonra bakarım abi dedi, gitti. Ama çok beğendi Bilkat'ı. Çok zevkli. Terbiyesi nasıl? Çok zevkli. Süper bir adam, süper bir adam. Pırıl pırıl. Bu kadar naif bir adam olamaz. Yani yanağına vur, lokmayı al derler ya. Ama çok da akıllı. Öyle şey değil yani. Saf değil. Çok zeki olan. Maça gitmiştik abi. Müthiş akıllı adam. Fenerbahçe maçı. Tribünde beraber seyrettik. Sen Fenerbahçeli misin? Adana Demirsporluyum abi ben. Ne? Adana Demirspor. Adana Demirspor. Gezdim. Fenerbahçe maçına neye gittin? Fenerbahçe'yi tutuyorum İstanbul'da. İstanbul'da. Ankara'da nereye tutuyorsun? Ankara değil, Adana Demirspor. Tamam, Ankara'ya gidince peki, Türkiye'de, de Türkiye'de kimin? Türkiye'de kimin? Adana Demirspor abi. Bana sor. Siz abi. Bana sor. Türkiye'de Urfa'da Urfa Spor, Şanlıurfa Spor ama Türkiye'de genel Fenerbahçe'li herkes olduğumu bilir. Aynen, ben de Fenerbahçeliyim abi. Beraber maça gittik zaten. Urfa Spor için öldürürüm bak. Sen? Urfa Spor'u birincilikte görmezsen gidersem gözüm açık gider. Abi biz bu sene çıkıyorduk da vallahi billahi. Çünkü Urfa Spor'a çok emek verdik. Herkes emek verdi. İnşallah birincilikte görürüz yani. İnşallah abi. Polat şarkı mı? Polat gelin damından atlayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Polat gelin damından anlayamadım, liralarım döküldü, toplayamadım. Liralarım döküldü, toplayamadım. Bir programımızın daha burada sonuna gelirken ben Mustafa Sürmü. Gelin damından atlayamadım. Döküldü liralarım toplayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Bu yara mendil aldım toplayamadım. Bu yara mektup yazdım yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Hilalem aldıymış ben karalıyım. Vurmayın arkadaşlar ben yaralıyım. Helalem al giymiş ben karalıyım. Huzurlarınızda olmaktan mutluluk diyorum. Yine söylüyorum. Beni buraya oturmaya çağırdılar. Otur konuş dediler. Ben dayanamadım, şarkı da söylüyorum. Ve söylerim de. Söyleye söyleye de söyleyeceğim inşallah.
Gülben Hanım'a, Nilgün Hanım'a, Murro'ya, Serdar Bey'e, Mustafa kardeşime, kardeşimin adı biliyorsun Mustafa. Çok çok teşekkür ediyorum. Hatamız olduysa affola. Ağzımızı çok görün çünkü bizim ağzımızı çok görmeniz çoğunuza çok katmak demektir. Sizleri seviyoruz, sayıyoruz. Rakım olarak değil, saygı olarak sayıyoruz. Döndesten mi go? Evet. Hoş gelir ley ley ley, tren gelir hoş gelir ley ley ley, odaları boş gelir lüm güzel gel bize, odaları boş gelir lüm güzel gel bize, duydum yar bize gelmiş ley ley ley, duydum yar bize gelmiş ley 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 ley, sefa gelmiş hoş gelmiş lüm güzel gel bize. Sefa gelmiş, hoş gelmiş. Gönlüm güzel gelmiş. Lebek! Dağ kapının taşları ley ley lüm lüm ley, dağ kapının taşları armudun ağaçları lüm lüm güzel gel bize, armudun ağaçları lüm lüm güzel gel bize, duydum yar bize gelmiş ley ley lüm lüm ley, duydum yar bize gelmiş ley ley lüm lüm ley, sefa gelmiş hoş gelmiş lüm lüm güzel gel bize, sefa gelmiş hoş gelmiş lüm lüm güzel.